TV 100 ekranlarından merhaba, günaydın değerli izleyenler. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Ondan 12 programıyla karşınızdayız. Yine çok değerli konuklarımızla birlikteyiz efendim. Güne dair gelişmeleri değerlendireceğiz ne varsa. Hem koronavirüse dair gelişmelere bakacağız. Hem ekonomide neler oluyor, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor, bu konuyu değerlendireceğiz. Hem dış politikaya dair hem de iç siyasete dair pek çok konu var. Bu konuları vaktimiz el verdiğince konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Peki bugün kimlerle birlikte olacağız? Konuklarımızı da takdim etmek isterim izninizle. Stüdyo konuklarımızı öncelikle takdim edelim. Bugün doçent doktor Sayın Ata Özkaya bizimle birlikte, Galatasaray Üniversitesi ekonomist. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlan. Çok teşekkürler ve Sayın Mustafa Kaya bizimle birlikte, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında Skype bağlantılarıyla da konuklarımızı alacağız. Kimler olacak peki? Profesör Doktor Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi bizlerle birlikte olacak. Koronavirüse dair tüm gelişmeleri kendisiyle değerlendirme imkanı bulacağız. Bununla birlikte hem iç siyaset hem de dış politika başlıklarını da Sayın Metin Özkan gazeteci bizimle birlikte olacak. Yine ilerleyen dakikalarda programımızda kendisini Skype bağlantısıyla ağırlayacağız ve yine pek çok konuyu konuşacağız. Şimdi öncelikle koronavirüse dair gelişmelerle başlayalım efendim. Ne yazık ki Konya'nın Çumra Belediye Başkanı Halit Oflas koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim kendisine, ailesine. 20 ilde yasaklar geri geldi koronavirüs tedbirleri kapsamında. Sağlık Bakanlığı'nda da kırmızı alarm veriliyor. Çay ocakları kapatıldı. Covid-19'da savaşından başarıyla ayrılan bir vatandaş da yaşadığı acı dolu günleri anlattı. Birinci dalganın ikinci pik dönemine mi yaklaştık yoksa ikinci dalgaya mı girdik? Tüm bu konuları konuşacağız ama önce kısa bir haber özetimiz var. Onu izleyelim, üzerine konuşacağız. Koronavirüse yakalandı, uzun süre tedavi gördü ancak başaramadı. Bundan birkaç ay, 3-5 ay önce %4'lük ilave bir zam verdik. Konya'nın Çumra Belediye Başkanı Halit Oflas, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Biz önümüzdeki 3 aylık süreçte peyderpey askere gidecek olan kardeşlerimizin hepsini aynı anda çağırdık. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflas, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir tane 5 binlik planla alakalı. Hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından açıklama yapan Oflas, "Değerli hemşerilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bundan birkaç ay, 3-5 ay önce %4'lük ilave bir zam verdik. Evli ve 4 çocuk babası Oflas, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti. Biz önümüzdeki 3 aylık süreçte peyderpey askere... Yeni normalle de korkulan oldu, vaka sayılarında artış yaşandı. Türkiye geneli 20 ilde yasaklar geri geldi. Daha önce 13 ilde yasaklar uygulandı. Ankara, Kastamonu, Kütahya, Eskişehir, Erzincan, Ordu ve Bursa'da yeni yasaklar açıklandı. Toplam il sayısı 20'ye yükseldi. Acil olmayan ameliyatlar ertelendi. Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlara saat kısıtlaması getirildi. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstü vatandaşlar ön planda tutuldu. 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkış saatleri yeniden düzenlendi. Düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri sınırlandırıldı. Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları önerildi. Vaka sayıları düşmüyor, aksine artıyor. İş yerleri, yerleşim alanları derken virüs şimdi de mücadelenin kalbine sıçradı. Bakanlık yerleşkesinden vaka haberleri geldi. Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlık içinde yeni önlemler alındı.
Zorunlu haller dışında içeriye ziyaretçi kabul yasaklandı. Giriş çıkışlar için HES kodu uygulamasına geçildi. Bakanlık içerisindeki çay ocaklarının tamamı kapatıldı. Çay ve kahve servisleri kaldırıldı. Bina içerisinde maskesiz dolaşmak yasaklandı. Asansör kullanımına 6 kişi sınırlaması getirildi. Virüsü atlattı ancak yaşadıkları çok ağırdı. Çok ağır bir şekilde geçirdim. Kuru öksürük, nefes darlığı, tat koku kaybı, eklem ve kas ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları. Elazığlı Enes Göktuğ Ertem koronavirüse yakalandı. Tedavi süreci boyunca çok zorlandı. Hastalığı yendikten sonra herkesi uyarmak için bir video çekti, herkesi uyardı. Çok ağır bir şekilde geçirdim. Kuru öksürük, nefes darlığı, tat koku kaybı, eklem ve kas ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları. Gece uykudan nefessiz kalınca uyandığımı bile biliyorum yani. İhtiyaçlarınızı karşılayın, kalabalık ortamlardan uzak durun. Allah kimseye bu virüsü vermesin, bu sıkıntıları yaşatmasın. İyi günler diliyorum. Koronavirüs tedbirlerine uyulmaması vaka sayılarını arttırdı. Çok sayıda il için tehlike çanları çalmaya başladı. O illerin başında Ankara geliyor. Son haftalarda artan vaka sayıları mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap virüsün kontrolsüz yayıldığını söyledi, ikinci pik uyarısı yaptı. Olgu sayıları 1000'in altına çok düşmese de virüsün kontrolsüz şekilde yayıldığı dönemi bitirmiştik. Şimdi kontrolsüz bir şekilde yayılma başladığını görüyoruz. Fark etmiyor. Birinci dalganın ikinci piki de diyebilirsiniz, ikinci dalga da diyebilirsiniz ama ortada bir gerçek var. Olgu sayıları artıyor. İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu gerekçeleri tek tek sıraladı. Ankara Valiliği 9 maddelik önlem planını açıkladı. Koronavirüse karşı toplu ulaşımda sıkı önlemler alındı. Büyükşehir Belediyesi vakit kaybetmedi. Araçlarda şeffaf kabin uygulaması için düğmeye bastı. Başkan Mansur Yavaş sosyal medya üstünden açıkladı. Toplu ulaşım araçlarına kabinler ücretsiz takılacak dedi. Valiliğimizin bugünkü kararının ardından taksilerde başlattığımız şeffaf kabin yerleştirme işlemini özel halk otobüsü ve dolmuşlara da ücretsiz bir şekilde uygulama kararı aldık. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Evet efendim, ne yazık ki gelişmeler böyle. Vaka sayıları giderek artıyor. Uzmanlar da sık sık uyarılarını tekrarlıyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine koronavirüs tablosunu paylaşmıştı. Vaka sayıları ne yazık ki artıyor. Ne olacak? Rehavete mi kapıldık? Önlemleri mi bıraktık? Ne yaptık? Okullar da açılamadı bununla birlikte elbette. Öncelikle Ata Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Bir akademisyen olarak da değerlendirmenizi rica edeceğim elbette. Şimdi okulların açılma süresi biraz daha ertelendi. Tabii vaka sayılarına göre bu yine değişiklik gösterebilir. Örneğin yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar açılmıştı ve yeniden artış gösterdi vakalar. Öğretmenler gitmemek için okula rapor almaya başladılar. Bizim ülkemize baktığınız zaman siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Okulların biraz daha açılmasının ilerletilmesi kararını. Şimdi bizde 31 Ağustos'ta açılacağı ilan edilmişti. Şimdi 21 Eylül'e alındı son durumda. Bunun sebebi düşündüğüm kadarıyla 31 Ağustos 21 Eylül arası bugün yaşadığımız vaka artış hızındaki yükselmenin, yani hızdaki yükselmenin düşmesini beklemek. Bu vakaların düşmesi demek değil, vaka artış hızının düşmesini beklemek. Sanıyorum bakanlığımız ve bilim kurulumuz Ağustos'ta tatil dönüşlerinden sonra bundaki hızlanmanın düşeceğini öngörüyorlar. Yani bu varsayım üzerine bunu bina ettiklerini düşünüyorum ben. Böyle olmazsa ne olur? Çünkü bu varsayım olduğu için böyle olmama ihtimalini içinde barındırıyor. Her ne kadar düşük de olsa. Böyle olmazsa biraz daha ötelenecektir Eylül'ün sonuna ya da Ekim'in başına. Ya da belki bu dönem hiç açılmayabilir ve geçen dönemki uygulamalar görülebilir. Uzaktan eğitim uygulaması. Bunu Milli Eğitim Bakanlığımız gerçekleştirmişti zaten. Bahar dönemini bu şekilde geçirdik. Üniversitelerimiz de bu şekilde geçirdi. Dolayısıyla
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde büyük sorunlar çıkacağını düşünmüyorum. Eğer bu dönemi de uzaktan eğitimine geçirirsek eğitimin verimi açısından, çünkü ölçtüklerine eminim ben. Uzmanlarımız gerekli ölçümleri yapıyorlardır verim konusunda. Üniversitede bazı sıkıntılar çıkabilir. Çünkü laboratuvarlı ve hocaya doğrudan gereksinim duyan, üniversite hocasına gereksinim duyan bölümler ve dersler olacaktır. Onunla en azından bir metreden de uzak olsa temas etmeniz gerekir. Ben ihtimal veriyorum Eylül'den sonraya da sarkabileceğine. Bunun bir diğer sebebi de şu, yani sadece eğitim alanında değil, Ağustos sonunda tatillerden dönüş başladığı zaman buradaki aslında karşılaşacak sıkıntı, yani neden vaka artış hızının düşmeyebileceğine dair düşüncemizin sebebi şu. Şimdi tatil bölgelerinde yapılan testler sınırlı. Çünkü oradaki kapasite sınırlı. Mesela Marmaris Devlet Hastanesi veya Bodrum Devlet Hastanesi gibi düşündüğünüzde nüfus yoğunluğuna göre sınırlı bir kapasite mevcut. Çünkü normal yıllık ortalamaya göre uygun olarak ayarlanmış Sağlık Bakanlığımız tarafından. Yaz aylarında bu biliyorsunuz bayağı yükseliyor. Dolayısıyla şu an İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimize tatil bölgelerimizden ne kadar virüs yükünün taşınacağını bilmiyoruz aslında. Yani bunu şuna benzetebilirsiniz. Mart'ın ilk haftasında yurt dışından gelenlerle bu bize gelmişti. Hatırlarsanız virüs. Orada ne kadarının geldiğini bilmiyorduk ama kapandıktan sonra ancak içeride belli oldu yayılma hızıyla beraber. Dolayısıyla şimdi tatilden de benzer bir süreç yaşanacak dönüşlerle. Sanki yurt dışından dönüyormuş gibi. Bu model olarak düşündüğünüzde buna benzeyecek. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle hani Kurban Bayramı'na ve o zaman zarfında yapılan tatillere dikkat çekiyoruz. Yayılma hızı biraz daha arttı o kalabalık ortamlarda bulunmakla birlikte, ama şimdi pandeminin başladığı ilk günlerde biz İstanbul'un daha çok önde olduğunu konuşuyorduk. Evet. Sağlık Bakanı da açıklamıştı İstanbul'un ilk sırada olduğunu vaka sayısında. Şimdi İstanbul'dan da tatile gidenler var. Hem Anadolu'ya hem işte kıyı kesimlere, tatil bölgelerine gidenlerle birlikte Anadolu'da da ciddi bir artış söz konusu, artık kırmızı alarm veriliyor. Evet, çünkü yayıldı. Yani biz İstanbul'dan dışarıya tatil vesilesiyle vatandaşlarımız gidince, açılınca Anadolu'ya, bunu bilardo topuna attığınız ve daha da büyüyerek geldiğini düşünün. Eylül'de böyle bir durumla karşılaşacağız büyük ihtimalle. Çünkü biliyorsunuz turizme de açıldık Temmuz'un ortasından itibaren. O yüzden Eylül ayı bu açıdan koronavirüs açısından sıkıntılı geçebilir. Benim düşündüğüm ikinci sıkıntı da bizim İstanbul gibi büyük şehirlerimizdeki boş yer alanlarımız. Yani şöyle 1-1,5 metre sosyal mesafe, vatandaşlarımız bunu uygulamaya geçiriyorlar, ancak kaldırımlarda yürüdüğümüz zaman yerlerde var. Yani kaldırımlarda yürüdüğümüz zaman kaldırımlarımızın çoğu 1 metreden daha dar. Şimdi Eylül ayında havaların soğumasıyla beraber nüfus içeriye doğru çekileceği için ya bu nüfusu belirli yerlerde toplamamanız gerekecek, ki bu iş hayatı varken mümkün değil. Alışveriş gibi, alışveriş merkezlerini düşünün, artık parklar olmayacak, alışveriş merkezleri olacak. Dolayısıyla İstanbul gibi büyük şehirler için ek önlem alınması gerekmekte Eylül ayından sonra, özellikle toplu taşıma araçları için. Evet. Hani kaldırımda en azından yan yana saniyelik bir geçiş söz konusu olabiliyor. Olabilir, ama doğru. Kapalı bir ortamda, metrobüste, metroda, otobüste, kapalı bir ortamda ve dip dibe insanlar yolculuk yapmak durumunda kalıyorlar. Evet, toplu taşım beklerken de gene kaldırımdasınız. Tabii. Sadece geçmiyorsunuz. Kafelerde, kaldırımda biliyorsunuz masa uygulamaları yapıyorlar. Dolayısıyla kaldırım da aslında hayatın bir parçası İstanbul'da. Kesinlikle. Kapalı alanlar böyle durumlarda da maske takmamakta ısrar eden vatandaşlarımız da var ne yazık ki. Evet, maske, ben onu şöyle değerlendiriyorum. Psikolojik bir etkisi var, ancak maske doktorlarımız, yani hekimlerimiz için, onların eğitim süreçleri içinde alışılageldik bir uygulama ve gün içinde belli saati var biliyorsunuz. Yani bir hekim de eğer salgın yoksa gün içinde belli süre maske takar. Yani maske 10 saat takılmak üzerine düşünülmüş bir koruma aracı değildir aslında. Dünyada örneği de sanırım olmadı şimdiye kadar. Dolayısıyla birden 10 saat maske takmaya girişince insanlarımız da ilk başlarda sanırım bunu yadırgamadılar. Çünkü çok sert yükseldi ve herkes belirsizlikle beraber paniğin içine girdiği için. Ancak açılma kararıyla beraber bir yandan vatandaşlarımız belirsizliğin azaldığını düşündü. Takmamaları gerektiğini ya da bu önlemleri gevşetebileceklerini zannetmiş de olabilirler. O yüzden maske kullanımında ben de görüyorum aksamalar, gevşemeler.
Sanırım önlemlerin alınması ve toplum bilgilendirilmesinin daha da önümüzdeki dönemde artacağını, yoğunlaşacağını düşünüyorum. Böyle olunca maske takmadaki öneme, özene geri dönecektir vatandaşlarımız. Umuyorum ben de. Şimdi bir de uzaktan eğitimle ilgili biraz önce konuştuk sizinle. Onu da sormak istiyorum. Sonra Mustafa Bey'e döneceğim. Uzaktan eğitim için tabii Milli Eğitim Bakanlığı çok ciddi bir çaba sarf etti, ciddi bir çalışma yaptı. Öğrenciler ne yazık ki uzun bir zamandır okullarından ayrı ciddi bir özlem çekiyorlar artık ama bu uzaktan eğitimle birlikte biraz öğrenciler derslerden soğudu mu sizce? Ne dersiniz? Evet, uzaktan eğitimin handikapları var. Yani yüz yüze eğitim gibi asla olmaz. Bir de ben bilim kurulumuzun eğitime, Milli Eğitim Bakanlığımızla eğitime başlama sebebini şöyle de yorumluyorum. Zaten çocuklar içeri girmiyorlar. Yani onları uzaktan eğitime tabi tuttunuz mu onlar gene sokakta olacaklar. Dolayısıyla bir şey değişmeyecek. O yüzden okulda olmaları daha iyidir. Görüşü de ağır basmış olabilir. Çünkü gençler, yani 18 yaşına kadar olan gençler, lise çağındaki gençlerimiz evde durmuyorlar biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde veya başka Nisan ayının içinde de gözledik, o şekilde haberler çıktı. O yüzden onların okulda olması daha avantajlı olur diye düşündüklerinden dolayı açmayı ben planladıklarına eminim. Ama uzaktan eğitimin tabii ki terbiye kısmını, yani eğitimimizin biliyorsunuz talim terbiye terbiye kısmı da var Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretimden ziyade o kısmını eksik bırakacağını ben de düşünüyorum, ancak bu olağanüstü bir durum. Burada başka bir faktör daha devreye girecek, Milli Eğitim Bakanlığımızı zorlayacak. O da ailelerin seçimi. Her ne kadar biz bunları değerlendirsek de aileler çocuklarını göndermemeyi tercih edebilirler. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığımız biraz daha bunu yavaşlatarak açmayı düşünüyor. Daha güven tesis ederek, aslında buradaki sorunumuz güven tesis edilmesi. Handikapları olsa da bir süre yüz yüze eğitimle gene ben bu dönem karşılaşacağımızı, beraber gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah her şey iyiye gider. Evet. New York City'ye bakalım bir. New York City'de öğretmenler okulların açılmasını protesto ediyorlar. 20 binden fazla insanın yaşamını kaybettiği New York City'de açılan okulların salgını alevlendirme riskine dikkat çekiliyor. Okulların açıldığı birçok ülke ve şehirde de salgın artışa geçti efendim. O görüntüleri de paylaşıyoruz zannediyorum, değil mi arkadaşlar? New York City'deki öğretmenlerin protestosu. Mustafa Bey, sizinle devam edelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu konuştuğumuz, Atabey'le çizdiğimiz çerçevede koronavirüs vakaları giderek artıyor. Biz biraz rehavete kapadık. İlk zamanlarda biz daha da bir özenliydik, değil mi? Bulaşmasın diye eve girdiğimiz zaman önce üzerimizdekileri çıkarma, daha incelikli bir şey gösteriyorduk yani, çaba gösteriyorduk. Tabii yani bu koronavirüsle ilgili ilk başlarda gösterdiğimiz tepki, gerek uygulanan tedbirler, bütün bunlar aslında psikolojiyi, algıyı doğru yönetilmesini sağladı. Ve ilk başlarda bilim kurulunun tavsiyelerine doğrudan riayet etme ve buna göre yol haritasını belirleme aslında bu mücadelede önemli bir katkı sağladı. Ve burada öncelik orada, yani o dönemde Mart ayında öncelik tamamen koronavirüstü. Dolayısıyla koronavirüs dışındaki diğer etkenler zaman içerisinde öne çıkmaya başlayınca, işte ekonomik zorlukların öne çıkmaya başlaması, sürdürülebilir olamayan bazı durumların belirti göstermesinden dolayı artık şeyle ilgili, koronavirüsle ilgili tedbirlerin hafifletilmesi gündeme geldi. Çünkü ekonomik çarkların sıkıntıya düşmesi, problemlerin artmaya başlaması, tabii bu ekonomi böyle bir birazdan yine konuşacağız, bu böyle bir tabii denge süreci. Bu denge sürecinde ilk başlarda insanlar o verdikleri tepkiyle beraber, toplum verdiği tepkiyle beraber evde kal çağrılarına uyarak bunu aslında içselleştirdi. Ama sonrasında hayat devam ediyor. Hayat devam ediyorken insanların bir şekilde geçimlerini sağlayacakları, işte günlük hayatlarında idame ettirebilecekleri bu boyutları da düşünmeleri gerekirken, tabii bu denge arasında biraz değil, daha fazla belki ekonomik beklentiler öne çıkınca koronavirüsle ilgili tedbirler de doğal olarak zafiyete uğramış gibi göründü.
Burada tabii bu durumu tetikleyen bir diğer konu da malumunuz işte tatillerle beraber büyük şehirlerden Anadolu'ya doğru bir akın başlayınca aslında bir yere yani sınırlandırılmış olan virüs Anadolu'ya yayılmayla beraber aslında bütün Türkiye'ye yayılmış oldu. Tatiller vesaire bunlarla beraber. Tabii burada yani iki tane bilim kurulumuz var bizim. Birisi işte malum koronavirüsle ilgili bilim kurulu, diğeri toplumsal algıyı da aslında içine alan bilim kurulu. Burada öncelik bilim kurulunun tavsiyeleri muhakkak dikkate alınmalı. Ne olursa olsun, çünkü yani bu sürecin bu şekilde sürdürülebilme olasılığı yok. Çünkü şu anda sayılar artıyor. Siz de girişte verdiniz, işte bir belediye başkanı hayatını kaybetti. Çeşitli daha zorda olanlar var. İşte tedavisi tamamlanıp o süreci anlatanlarla ilgili çok net böyle fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bu işin ben bu tarafta yani ne olursa olsun mutlaka bu boyutunun bilim kurulu tavsiyelerine muhakkak uyulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Diğer beni endişelendiren bir şey de bazen vatandaşlarımıza hani yani siz sosyal mesafeye uymuyorsunuz, maske kullanmıyorsunuz. Maske kullanmamanın mazereti yok. Onu bir kere söyleyeyim. Yani maske kullanmamak, hani sosyal mesafeyi hocamın söylediği gibi yani kaldırım 1 metre, insanlar o kaldırımdan yürüyecekler. Yani o kaldırımdan mecburen geçiyorlar. Veya işte alışveriş merkezleri veya işte pazarlar, bunlardaki alan sınırlı, nüfus kalabalık. Sosyal mesafeye uymak isteseniz dahi bazen zorlandığınız zamanlar olabilir ama maske kullanmamanın mazereti yok. Yani nüfus yoğunluğunun da bu anlamda büyük şehirlerde özellikle ve Anadolu'ya taşınan nüfusla beraber nüfus yoğunluğunun da burada etkili olduğunu düşünüyorum. Ama ne olursa olsun bir kere bu bir mücadele, bu önemli bir mücadele, uzun soluklu bir mücadele, bir maraton koşusu gibi bunu düşünmek gerekir. Bununla ilgili işte çeşitli spekülasyonlar, şunlar, insanlara çip takılması, bütün bunlar olabilir. Bütün farklı programlar olabilir. Farklı... Bu insanlara çip takılması konusu da tabii vaka pozitif olanlara çip takılmasından bahsediyorsunuz. Hayır, ben başka bir şey söyleyeyim. Hani bazı komple teorileriyle beraber üretilen işte dünya siyasetinin yönlendirilmesi, nüfusun azaltılması falan gibi iddialar var ya çeşitli isimler üzerinden. Ben onları söylüyorum. Onlar ayrı bir tartışma konusu. Bugün için bizim önümüzde doğrudan mücadele edilmesi gereken bir salgın var. Bu salgının hangi yollarla bulaştığı net olarak belli ve bu salgının öyle bir sinsi bir şekilde insana yaklaştığı çok net olarak ortada. O zaman olabildiği ölçüde tedbirlerimizi alacağız. Bir diğer konu hocamın ifade ettiği okulların açılması meselesi. Yani yüz yüze eğitimin verdiği motivasyonu, yüz yüze eğitimin sağladığı katkıyı hiçbir sanal yani ortamda yapılacak eğitimin sağlayamayacağı çok net. Burada bunu zaten Sayın Bakan da ifade etmeye çalıştı. En azından 8. sınıf ve 12. sınıflarla en azından yüz yüze yapılacak şeklinde. Burada da olabildiği ölçüde tedbirlerin muhakkak alınmasını umut ediyorum. Bilim kurulu tavsiyeleri burada önemli. Evet. Bilim kuruluna göre bu sürecin onların belirlediği yol haritasına göre sürdürülmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Peki, bilim kurulu demişken yayının başında da sizlere söylemişim efendim. İlerleyen dakikalarda Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü, bilim kurulu üyesi, şu anda Skype bağlantısıyla yayınımıza katılıyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız? Günaydınlar, teşekkürler, selamlar. Çok sağ olun hocam. Şimdi biz burada Ata Özkaya ve Mustafa Kaya ile birlikteyiz. Şöyle koronavirüse dair bir geniş bir çerçevede bir konuştuk tabii. İnsanların maske takmamakta ısrar etmesi, ne yazık ki bazı ortamlarda birlikte olmak zorunda kalmak ve temas mesafesine uyulmaması gibi durumlarla karşılaşılıyor ne yazık ki. Bu da tabii ki vakaların artışında önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi dün baktığımız zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 82.318 test yapıldı. Zannediyorum bugüne kadar yapılan en fazla test sayısıdır. Bu test sayıları ilk başından beri konuşuyoruz. Yeterli mi test sayıları? Ve
Yeni vaka sayısına baktığımızda da 1263 kişiye tanı konuldu dün. Giderek arttığını görüyoruz. Hocam nereye gidiyoruz? Biz ikinci dalgaya mı yaklaştık? Yoksa birinci dalganın ikinci pikini mi yaşıyoruz? Ne dersiniz? Evet, vaka sayıları maalesef endişe verici bir şekilde yükselme trendine girdi tekrar. Ama bu sadece Türkiye için değil. Dikkat ederseniz dünyada pek çok ülkede bu yükselme trendi devam ediyor. Hatta bu konuda oldukça vaka sayılarını sınırlamış, düşürmüş, kontrolü sağlamış Avrupa ülkelerinde de tekrar vaka sayılarında ciddi bir artış var. Yani durum sadece Türkiye için değil, genel olarak bakıldığında dünyada salgının kontrol altında tam alınamadığı ve bulaşmanın devam ettiğini, salgının sürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'deki durumla ilgili benim değerlendirmem şu: özellikle bayram ve tatil bu süreci olumsuz olarak etkilemiş görünüyor. Bunu daha önce de zaten bayram öncesinde de hep söylemiştik. Çünkü en çok bulaşma aile içi bulaşma ve yakınlar arası, dostlar arası bulaşma şu anda. İnsanlar dışarıda, belki sokakta, pazarda, alışveriş yerlerinde bir şekilde yabancılara karşı kendilerini koruyorlar. Maskelerini takıp mesafelerine dikkat ediyorlar. Zaten o karşılaşmalar kısa süreli oluyor. Açık mekanlarda oluyor. Oralarda bulaş olasılığı daha düşük ama şimdi memleketinize geldiniz. Ailenizle, anneniz, babanız, kardeşleriniz, kuzenleriniz, teyzeniz, dayınız, amcanız, halanız, dedeniz, ninneniz, onlarla bir aradasınız. Kucaklaşıyorsunuz, sarılıyorsunuz, oturup bir çay yiyip içiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, saatlerce vakit geçiriyorsunuz, ailece bir araya geliyorsunuz. İşte orada maalesef maske, mesafe ve tedbir işlemiyor. Onu yürütmek çok zor gerçekten. Bizim eskiye dayanı hani geleneklerimiz var, alışkanlıklarımız var. Onlar maalesef bu tedbirleri uymamızı engelliyor ve aile içi bulaşlar bu açıdan çok arttı şu anda. Bir önemli kırılma noktası bu. İkincisi de yaz mevsimi tabii ki. Sünnet, nişan, söz, düğün, nikah, işte kına gecesi, asker uğurlamalar, tabii taziyeler de buna eklemek lazım. Bu tür töresel toplantılar çok sayıda insanı bir araya getiriyor ve eski usulde aynı şekilde eskisi gibi yapılıyor bunlar. Kalabalıklaşma, temas ve kurallara uymama devam ediyor. Bunlar da çok önemli artış nedenlerinden bir tanesi. Bir üçüncüsü de turizm beldelerinde yaşanan yoğunluk. Maalesef bu geleneksel davranış kalıpları dışında turistik kentlerde çok yoğunlaşma olduğu, normalde 200 bin kişinin, 300 bin kişinin yaşadığı sahil kasabalarında 2 milyon kişi bir araya geldi. Turistik tesislerde, plajlarda, kafelerde, restoranlarda, otellerde çok büyük yoğunlaşma oldu, havuzlarda. Ve oralardan dönenler de aldıkları virüsü kendi evlerine, şehirlerine, iş yerlerine, arkadaşlarına, ailelerine geri getirdiler. Ve bu bulaş zinciri sonucu bugün itibariyle vaka sayılarında artış oluyor. Bunu ikinci dalga dememek lazım. Yani birinci dalga devam ediyor ve tabii dalgalanma oluyor. Yani zaman zaman artışlar, zaman zaman azalmalar oluyor. Şu an itibariyle maalesef tekrar geriye dönüş başladı. Bunu mutlaka sınırlamak zorundayız. Bunun için belki bundan sonra işte pek çok ilde yapıldığı gibi sınırlamalar, kısıtlamalar, bazı yasaklar da gündemimize artık geliyor, gelecek gibi görünüyor maalesef. Hocam bir de şu merak ediliyor. Aslında pandeminin başladığı ve bizim artık bu ekranlardan bu konuyu konuşmaya başladığımız günlerden itibaren sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu. Virüs mutasyona uğradı mı? Şimdi bir taraftan da günlük kaybettiğimiz hastaların sayısına baktığımızda, hayatını kaybedenlerin sayısına baktığımızda da bir düşüş söz konusu. Bu elbette sevindirici bir gelişme ama virüsün öldürücü gücünün de düştüğü söyleniyor. Bu doğru mu? Şimdi virüs sürekli mutasyona uğruyor. Yani bu kesin, bunda bir şüphe yok ama önemli olan bu mutasyonun virüsün hastalık yapıcı gücünü azaltması ya da artırması yönünde bir etkisi ortaya çıktı mı, çıkmadı mı? Önemli olan bu. Yoksa mutasyon kaçınılmaz bu virüslerde, her zaman olur. Ama bu konuda hani gözlemler henüz daha
virüsün davranışını değiştirdiği yönünde bir kanaat oluşturmadı. Şu anda virüs önceki gibi davranıyor. Bence bulaşmada da hastalandırmada da bariz bir fark yok. Son zamanlarda elde edilen bazı virüs türlerinin hani bulaşma hızının 10 katına kadar artmış olacağına dair yayınlar var. Ama bunlar hani sahada doğrulanmış yayınlar değil. Daha çok spike proteinleri üzerindeki değişiklikten yola çıkarak teorik bazda tahminler yapılıyor. Yoksa sahada dediğim gibi bulaşmanın 10 kat arttığına dair destekleyen veri yok. Ama ne olursa olsun bu virüs zaten çok kolay bulaşan bir virüs ve öldürme oranı da yüksek. Yani griple karşılaştırdığımızdaki bazıları maalesef bunu ciddiye almıyor. Hala bu nezle grip gibi bir hastalık falan diyenler var. Oysa gripin öldürme oranı 10 binde 2 falan civarındadır. Oysa bu virüsün baktığımız zaman %5 civarında ölümcüllüğü var şu anda. Yani nereden bakarsanız bakın gribe göre 200 kat daha ölümcül bir virüsle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani bunu ciddiye almak lazım, hafife almamak lazım. Nitekim bunu ciddiye almayan pek çok kişi hastalandı ve öldü de. Yani virüs affetmiyor. Dikkat ederseniz ilk başta virüsü ciddiye almayan ülkeler, bunu önemsemeyen, tehdidi görmeyen ülkeler çok büyük hasar salgının merkezi atladılar. Haline geldi. Evet, Amerika gibi, İngiltere gibi. Hatta İngiltere Başbakanı biliyorsunuz önemsemedi ve kendisi yoğun bakımda azar zor hayata geri dönebildi. Bunun çok örnekleri var. Evet. İran Sağlık Bakan Yardımcısı ciddiye almadığını söyledi. Ardından kendisi bu virüse yakalandı. NBA oyuncusu hani canlı programda mikrofonları öptü, dedi ki ben buna inanmıyorum dedi, bu komplo dedi. Ardından kendisi hastalandı. Yani virüs gerçekten ciddi bir tehdit, gerçek. Dikkate alınması yani gerekiyor. Hocam bir taraftan da şunu da sormak istiyorum. Şimdi Ağustos ayının sonlarına yaklaşmış durumdayız artık. Yani Eylül ayına gireceğiz ve Eylül ayının da gelmesiyle birlikte grip vaka sayıları da artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çağrısı vardı, grip aşısı olun diye. Grip aşısı olmalı mıyız biz? Şimdi grip aşısı COVID'e karşı korumaz ama gribe karşı korur. Fakat bu da bize yarar sağlar. Yani COVID-19'un kontrolünde bize fayda sağlar. Çünkü COVID-19'da grip birbiriyle karışan durumlardır. Ayırt edilmesi zordur. Klinik olarak semptomlar, durum benzer. Dolayısıyla bu dönemde COVID'le başa çıkmaya çalışırken bir taraftan da grip hastaları ortaya çıkar ve bunlar da sağlık kuruluşlarına, hekimlere başvurmaya başlarsa bu salgının yönetimini güçleştirecektir. Bu hastalarda testler yapılması lazım. Bu hastaların hastaneye yatırılması gerekenler, yoğun bakıma ihtiyacı olanlar olacak. Dolayısıyla biz gripin yükünü ne kadar azaltırsak, gripi ne kadar fazla önlersek COVID-19'da başa çıkmada o kadar daha güçlü ve yeterli oluruz. O bakımdan grip aşısının endikasyonu olan kişilere yapılması yararlı. Yani bunlar belli kime yapılacağı. Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısıyla ilgili kuralları var. Bunlar yayınlanmış. Özellikle 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar, bunlara aşının yapılması gerekiyor. Yapılmasını öneririm ama henüz daha grip aşısı piyasaya çıkmadı. Sanıyorum yakın zamanda Eylül ayı içerisinde yeni versiyon aşı kullanıma girecek. Ben de yapılmasını öneririm tabii, risk gruplarına yapılmalı. Peki, şimdi bir taraftan da tabii aşı ve tedavi çalışmaları da merak ediliyor. Ne aşamada olduğu, Rusya'da geçtiğimiz haftalarda COVID aşısını bulduğunu açıklamıştı. Ancak aşının ne kadar güvenilir olduğu da tartışmalara neden olmuştu. Şimdi Rusya Enerji Bakanı'nın COVID pozitif olduğu haberi de düştü artık medyaya. Nasıl görüyorsunuz bu olayı? Hem aşı ve tedavi çalışmaları bizim ülkemizde ne aşamada? Şimdi aşı konusu sağlıkla ilgili bir konu değil. Aşının ortaya çıkması ve bunun hani kullanılır hale gelmesi, bunun ardında büyük bir sermaye ve tabii ki bir ekonomik rant da var. Bunu görmezden gelemeyiz. Çünkü şu anda çok büyük talep var dünyada aşıya karşı ve üretilen aşının hani bu talebi karşılamak için öncelikli bir şansı olacak. O açıdan ülkeler bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Herkes bu pazarda
kendisini iyi yerde konumlandırmak istiyor. Rusya bu konuda bir öncül davranış sergiledi ve politik olarak hani şeyi önde götürüyor gibi görünüyor. Ama tabii burada şu önemli, bu aşının bilimsel dosyası henüz yayınlanmadı. Bunu mutlaka görmemiz lazım, yorum yapabilmemiz için. Hani ben gazeteci değilim ya da politik bir kişi değilim. Dolayısıyla politikacıların açıklamalarından ziyade bu aşıyla ilgili bilimsel dosyayı görüp, o çalışmaları inceleyip, gerçekten gerekli faz çalışmaları usulüne uygun olarak yeterince farklı kişide yapılmış mı, güvenli mi, etkili mi, sonuçları görmek isterim. Bunlar sanırım yayınlanır ve usulüne uygun şekilde inşallah yapılmıştır. Eğer öyleyse tabii ki bu aşı ister Rusya'da, ister Çin'de, ister İngiltere'de, ister Almanya'da, ister Amerika'da, ister de ülkemizde olsun, üretilmesi hepimiz için, bütün insanlık için büyük bir şanstır, fırsattır. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın söylediği gibi aşı milliyetçiliği yapmanın yeri değil. Hani kim, nerede, nasıl olursa olsun çok farklı aşı çalışmaları var. Bunların olumlu sonuçlanması insanlık için, hepimiz için çok önemli. Çünkü bu aşıların üretilmesi kolay değil. Mesela Rusya bir yılda 1 milyon doz üretebilirim dedi. Düşünün, yeryüzünde 8 milyar insan var. Çin'den de bir haber geldi biliyorsunuz. O da 220 milyon doz üretebilirim dedi. Yine de sayı yetersiz baktığınız zaman. Onun için yani çok sayıda aşının çok farklı merkezlerde üretilmesi ve çok sayıda üretilmesi hepimiz için çok önemli. Heyecanla tabii bekliyoruz aşı. Evet. Ben yıl sonuna kadar aşı konusunda iyi bir noktada olacağımızı, yani aşının kullanıma gireceğini umut ediyorum. Ama tabii şunu söylemekte yarar var. Aşı ne kadar bulunsa bile biz bu salgını 1-2 yıl daha bu şekilde yaşayacağız. Yani aşının uygulanması o kadar kolay değil. Üretilmesi, evet, uygulanması. Onun için aşı bulundu, salgın duracak gibi düşünmemek lazım. Biz virüsle beraber birkaç yıl daha bu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşamak zorundayız. Hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum size. Hastanelerde son durum nedir? Şimdi tabii bölgesel olarak değişiyor illere göre ama tabii son aylarda bir yoğunluk var, ciddi bir yoğunluk var. Hastane, poliklinik başvuruları, acil başvuruları, yoğun bakım hasta yoğunluğu konusunda bir artış var. Bütün sağlık çalışanları bunu görüyorlar, yaşıyorlar. Tabii bizim eskisi gibi değiliz. Hani virüs karşısında daha deneyimli, daha güçlüyüz. Daha erken tanı koyabiliyoruz, daha etkili tedaviler uygulayabiliyoruz. Onun için hani belki bu geçen zaman içerisinde virüse karşı daha avantajlı konuma geldik. Bu ölümlerin azalması konusunda hakikaten etkili oluyor. Ama her ne olursa olsun virüs bulaşıyor ve hastalandırıyor. Eğer bu hastalık kapasitesi yükü sağlık kapasitesini aşarsa işte o zaman sorun yaşamaya başlarız. O bakımdan bulaşmayı mutlaka azaltmamız şart. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmeleriniz için efendim. Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü Bilim Kurulu üyesi, çok sağ olun. Devam edelim, biz ekonomideki son duruma değinelim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bununla ilgili, koronavirüsle ilgili konuklarım? Ben bir cümle ekleyebilirim. Buyurun hocam. Bu Sağlık Bakanlığı'nı çok konuşuyoruz ama önlemlerin denetlenmesi İçişleri Bakanlığı'na ait diyoruz. İçişleri Bakanlığımızın da bu konuda sanırım önümüzdeki günlerde daha sıkı denetimler yapacağını düşünüyorum ben. Sıkılaştıkça, çünkü denetimi en azından rastgele yapabilsek bir öyle bir algı oluşturabildiğimizi. Denetimler toplumuz, her geçen gün artıyor zaten. Bugün 81 ilde evet, virüs denetimi yapılacak. Evet. Daha en azından algı ile spesifik durumları önleyebiliriz halk nezdinde. Peki, şimdi ekonomi başlığını açmak isterim. Ekonomideki son durum ne? Altın fiyatları giderek artıyor. Daha ne kadar artabilir? Son durum ne? Öncelikle kısa bir haber turumuz var. Onu izleyelim, üzerine konuşalım. Piyasanın ne kadar kötü olduğunu anlaşıldı. Kredi kartı aidatına karşı dava açıldı. Emsal bir karar çıktı. Kararla aidat kabusu son buldu. Bir tüketici yıllardır kullandığı kredi kartı için aidat ücreti alan ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya karşı dava açtı.
Bu davadan milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Karara göre bundan böyle bankalar tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Aksi halde kesilen aidatları tüketici geri alabilecek. Yargıtay kararıyla sadece zorunlu masraflar tüketiciden istenebilecek. Ancak kart üyelik ücreti bu zorunlu masraflardan sayılmayacak. Bu kararla BDDK yönetmeliğinde yer alan kredi aidatı alınabileceğine dair husus artık tüketiciler açısından bağlayıcı olmaktan çıktı. Aidat kesilen vatandaşlar isterlerse bu kararı emsal göstererek tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. Bir çeyrek altına bakıyorsunuz, dün 780 lira, şimdi 790 lira, bir 10 liralık bir dalgalanma var. Aşı bulundu haberleriyle altın düşüşe geçmişti. Ancak Rus aşısı güvenli çıkmadı, altın yeniden yükseldi. Geçen hafta gelen aşı haberi piyasalara çok da yaramadı, çok etkisi olmadı. Altın fiyatları zirveye tırmanırken Rusya'dan gelen aşı haberi herkesi umutlandırdı. Fiyatlar düşüşe geçti ancak bu düşüş çok da kalıcı olmadı. Fiyatlar yeniden çıkmaya başladı. Düne baktığımız zaman 470 lira, bugüne baktığımız zaman 480 lira, bir 10 liralık bir değer artışı var. İşte çeyrek altına bakıyorsunuz, dün 780 lira, şimdi 790 lira, bir 10 liralık bir dalgalanma var. Aşının bulunması tartışmaları da beraberinde getirdi. Aşı bulundu haberleriyle altın düşmüştü. Sonrasında baş döndürücü gelişmeler yaşandı. Kısa vadeli geri çekilmeler yine yerini yükselişleri bıraktı. Altın kalmamıştı, çeyrek kalmamıştı, gram kalmamıştı. O panik alımları, yani 2 haftalık süreçte tam 110 tonluk altın satışı olmuş. Yani bu insanların ne kadar çok panik yaptığına işaret ediyor. Şimdi fiyatlar düşük. Yani gram altın mesela 520 lira değil de 480 lira. Ama görüyorsunuz almaya kimse gelmiyor. Vatandaşın kafası karıştı. Altın piyasaları uzmanı istenmemiş uyardı. Biraz sabırla bekleyin bakalım. Bu yeni aşı haberleriyle birlikte emtia fiyatlarında sert geri çekilmeler mutlaka göreceğiz. Böyle agresif dönemlerde vatandaşlar hareket etmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından duyurdu. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz dedi. Berat Albayrak Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Videoda Türkiye'nin milli enerji alanında attığı adımlar anlatıldı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 24 Mayıs'ta %90'a ulaştığını belirtti. Elektrik enerjisinde ise yerli kaynak oranının 2019'da %64'e ulaştığını açıkladı. Albayrak paylaşımında, yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizde Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizde elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz notunu düştü. Ekonomiye dair son gelişmeler böyleydi efendim. Şimdi Ata Hocam'la konuşacağız. Öncelikle kredi kartı aidatından başlayalım. Şimdi bir müşteri bankaya dava açıyor kredi kartı aidatları konusunda ve Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay kararıyla sadece zorunlu masraflar tüketiciden istenebilecek. Ancak kart üyelik ücreti bu zorunlu masraflardan sayılmayacak ve tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alınamayacak artık bankalar tarafından. Nasıl değerlendirmek gerekiyor bu kararı? Şimdi öncelikle daha önce de benzeri kararlar alındığını hatırlıyoruz. Yaklaşık 5-6 sene önce tüketicilerimiz hatta geriye dönük bu kart ücretlerini talep etmişlerdi. Bu şekilde davalar da açılmıştı. Tabii bankacılık karlarıyla da doğrudan alakalı bir karar bu. Bankalarımız koronavirüsteki talep sürecindeki sıkıntılara rağmen dünyadaki benzerlerine göre iyi karlılık oranını da gösterdiler. Şimdi bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde
kart aidat ücretlerinin yani herhangi bir sebebe dayalı olmadan alınıyor olmasının engellenmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ancak belirli bir açıklama ile üyelik değil de belirli bir sebebe binaen alınan ücretler, onlardan tabii bankalar sözleşme gereği hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü bankacılık sektörünün kendi içindeki kuralları budur. Örnek vereyim, sigorta mesela, kredi çektiğinizde sigortalanmanız, bunun yaşa göre değişmesi gibi. Bunlar değişmeyecektir ama kart aidat ücretinin salt üyelik gibi herhangi bir sebebe yaslanmadan alınmasının önüne geçilmesini ben olumlu olarak karşılıyorum tüketicilerimiz açısından. Hı hı. Şimdi altın fiyatlarına gelelim o halde. Öncelikle bir volümümüz vardı arkadaşlar, onu da paylaşalım mı? Türk lirasının değer kaybının önüne geçmek için bankalar üzerinde altın ve döviz alım satım işlemlerinde verginin artırılması, sonrasında da vatandaşlar kuyumculardan fiziki altın satın almaya yöneldi. Şimdi yastık altı altın yapmanın zamanı mı, değil mi? Ne yapmalı vatandaşlar ve altın fiyatları daha ne kadar yükselebilir? Şimdi bunu da şöyle değerlendirelim. Bu para politikasının aslında bir uzantısı. Onun da sebebi döviz kurunda gördüğümüz Ağustos'un ilk haftasından itibaren başlayan hareketlenme. Hı hı. Daha doğrusu koronavirüs sürecinin içinde Nisan aylarında gerekli önlemler, yani bazı gerekli önlemler BDDK tarafından alınmıştı. Hatırlarsanız gerekirse o konuya gireriz. Bankacılık sistemini kredi vermeye yöneltmek maksatlıydı. Aktif rasyosu demiştik buna. Dolayısıyla son kuru hareketiyle beraber aslında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ekonomi kurumlarımız aslında yatırımcıları dövize doğru yönelmekten uzak tutmaya çalışıyorlar tırnak içinde. Yani dolarize olmasını yatırımların istemiyorlar şu an. Dolayısıyla burada küresel olarak yatırımların güvenle beraber şekillenmesi, biliyorsunuz altına yönelttiği için böyle bir genel kabul vardır. Bu zaman zaman değişse, bu genel kabulün dışına çıkılsa bile orta derece bilgiye sahip yatırımcıda bu vardır. Dolayısıyla altına yönelme, döviz alım satımına getirilen vergiler yaklaşık 3 hafta önce borsaya yönelmede de gördüğümüz benzer davranışı görüyoruz. Çünkü hükümetimiz gerekli ekonomik kurumlarla aldığı önlemlerle bu 3 temel yatırım aracı içinde bizim tasarrufçularımızı, tasarruf yapan vatandaşlarımızı yönlendirmeye çalışıyor. Bu haftalık daha da sıkıştırılırsa günlük para politikasının gelişimini gözlemek maksatlı yapılmakta. Dolayısıyla altına yönelişi bu şekilde değerlendiriyorum. Eğer sistem içinde durmaya devam ettiğiniz zaman burada vergilendirme de bu politikaların içinde bir seçenek olduğu için mesela şöyle bir şey düşünebiliriz. Belirli bir miktar altının üzerine şu kadar vergi, belirli bir miktar altının üzerine bu kadar vergi şeklinde. Bunların hepsi bir anahtar gibi düşünün. Belli seviyede akışı sağlamak için aç kapa mekanizması gibi. O yüzden bunları göreceğiz biz daha önümüzdeki günlerde de bu şekilde politik, ekopolitik yönetimini. Ancak burada asıl fiyatları süren şey küresel ekonominin gidişatı. Bu da dünya üzerinde güven kaybolduğu ve belirsizlik arttığı her koşulda bunun küresel piyasaya sirayet ettiği haberler alınmaya başladığı zaman altına yönelme hep olacağı için, bu da bize yurt dışı fiyatıyla yansıyacağı için biz değerlenmeleri göreceğiz. Yurt içinde burada alınan önlemler sadece talebi bu yatırım araçlarına geçici olarak ağırlığını yönlendirme amaçlı değiştirmekte. Yani siz talebi gözleyen bir kurumsunuz. 1 birim dolara, 2 birim altına, 3 birim borsaya yatırım yapılmış o esnada. Siz bunu değiştirmek istiyorsunuz. Bunların arasındaki geçişkenliği vergi oranlarına veya başka tür önlemlerle değiştirebiliyorsunuz. Ki elinizdeki stok bu. Çünkü bir havuzumuz var. Yurt içinde bunları bulundurduğumuz. Onlar yeterli olabilsin. Şu an yeterli mi peki? Şu an döviz miktarımızda ülkemizin ticari gereksinimlerine baktığımız zaman yetersizlikler görüyoruz ki zaten bu son 2 haftadır kur fiyatlarına da yansıyor. Mustafa Bey, siz yatırım yapıyor musunuz altına? Ya da yatırımlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yani öyle yatırım yapabilecek derecede bir birikime sahip olmadığım için çok da altın mı döviz mi ondan ziyade daha çok
vatandaş bu konuda, dar gelirli insan bu konuda ne yapıyor? Aslında ona ben odaklanmak istiyorum. Yani burada biz dolarizasyondan bahsetti hocam. Önemli bir şey. Evet. Son zamanlarda bu uygulanan vergiler, uygulanmaya çalışılan altın alımlarında, dövizlerde, dolarda bu vergiler tabii önemli ama şimdi devlet olarak aslında biz veya ekonomi politikası olarak uzun yıllardan beri yaşamış olduğumuz olumsuz uygulamaların sonuçlarını yaşıyoruz. Bunun üzerine bir de koronavirüs gelince, koronavirüsle beraber bu sorunlar daha da derinleşti. Şimdi dolara biz işte vergi koyuyoruz, dolar alım satımına vergi koyuyoruz, altınla alım satımına vergi koyuyoruz. Peki yani biz yani köprü geçiş ücretlerini belirlerken, işte yakıt alırken, işte bütün bunların tetiklediği ekonomik olumsuzlukları yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bir diğer konu, peki biz bütün döviz ihtiyacımızı karşılayabilmek adına ihracatımızı arttırmak gibi bir beklentiyle hareket ediyoruz. Ama aynı derecede ithalat azaltmak gibi bir formülü hayata geçirebiliyor muyuz? Hayır. Peki biz üreten bir ekonomi olmak, kendi kendine yeten bir ekonomi olmak için sadece finansal oyunlarla bir adım mı atıyoruz? Yani finansal oyunlarla bir adım mı atıyoruz, yoksa gerçeklikte refahın tabana yayılması adına üretim gücünü artıran adımlar mı atıyoruz? Bütün bunlar birbiriyle ilişkili. Biz bir petrol üreticisi ülke değiliz. Yani yeraltı kaynaklarımızı doğrudan satıp da bunu işte kendi döviz ihtiyacımızı karşılayacak bir ülke değiliz. Ya bunu turizm yoluyla elde edeceğiz ya da işte üretim hub'ı olarak burada ürettiğimiz ürünlerin bütün dünyaya pazarlanması olarak bunu değerlendireceğiz. Ama şu anda biz görüyoruz ki maalesef Türkiye bu zamana kadar önemli kayıplar yaşadı ve o kayıpların sonuçlarını görüyor. Türkiye sıcak para ekonomisiyle bugünlere kadar geldi. Dışarıdan aldığı borçlarla ancak bugünleri sürdürebildi. Bu yıl içerisinde ödenmesi gereken 120 milyar dolara yakın dış borcumuz var. Ve bu 120 milyar dolara yakın dış borcumuzu biz şu anda döviz kaynaklarımız, dolar kaynaklarımız, Merkez Bankası kaynakları yeterli olmadığından dolayı bunları yüksek faizlerle tekrar çevirmek durumunda kalıyoruz. Tekrar bunları uzun vadeye yaymak durumunda kalıyoruz. Ve biz sürekli artık yani böyle bir kısır döngüye doğru giriyoruz. Bunu durduracak bir formülasyon lazım. Bunun için tekrar kendi kaynaklarına dönecek adımları atmamız lazım. İçeriye dönük üretim merkezli bir ekonomik anlayış hayata geçirmemiz lazım. Yani bizim bu finansal oyunlarla, yani Londra merkezli finansal oyunlarla, işte Avrupa merkezli, Amerika merkezli finansal oyunlarla mücadele edebilme, bunlarla kendimizi ortaya koyabilme imkanı üretim gücümüz olmadığı takdirde çok mümkün değil. O yüzden bizim şu anda işte son 15-20 günde hocam daha iyi bilecektir, bu kurdaki oynamadan dolayı bizim borcumuza 800 küsür milyar lira ilave geldi. Şimdi biz bunu tekrar üreteceğiz, alın teriyle kazanacağız, bunu dolara çevireceğiz, yurt dışına ödeyeceğiz bunu. Bu artık olacak bir şey değil. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu sürekli bizi kısır döngünün içine çekecek. Evet. Buna bir şekilde dur diyebilecek bir formül lazım. Üretim merkezli ekonomi, üretimi esas alan ekonomi, refahın tabana yayılması için Anadolu'nun bütün kendi özelliklerine göre Anadolu'da yeni üretim alanları oluşturmak bu şart. Bir şey söyleyerek sözlerimi Buyurun. Burada bitireyim. Yani bakın bu çok önemli bir veridir. Türkiye biraz önce koronavirüsü konuşurken de buna dikkat ettik. Yani İstanbul şu anda 16 milyon. Ne kadar mesafe, yani resmi olarak 16 milyon. Ne kadar mesafeyi ayarlamaya çalışırsanız çalışın, bu artık bir yerde artık olmuyor. Ne toplu taşımada, ne pazar alışverişinde vesaire. Peki bu neden böyle? Bu sorunun yani yanıtını veremediğimiz takdirde ekonomik açıdan da doğru bir noktaya gidemeyiz. Neden? Almanya'nın nüfusu 90 milyon, İstanbul'un 90 milyon, Türkiye'nin nüfusu 90 milyon. Almanya'nın en kalabalık şehri Berlin, nüfusu 4 milyon. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, nüfusu 20 milyon. Burada bir problem var. Bu problemi biz tespit edemediğimiz müddetçe, biz bu probleme odaklanmadığımız müddetçe, insanlar neden doğdukları yerde doymuyorlar?
İnsanları neden doğdukları yerde doyuramıyoruz sorusuna doğru cevapları veremediğimiz müddetçe biz bu tür ekonomik problemleri tartışmaya devam edeceğiz. Peki. Şimdi bir başka volümümüz var arkadaşlardan, rica edeceğim. Onu da paylaşalım. Son günlerde siyasette en gergin günlerini yaşayan Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkileri ticarette tam tersi en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 3 sıra birden yükselerek 2. sıraya yerleşti. Ülkeye ihracatını 100 milyon dolardan fazla artıran halı sektörü bu yükselişte en önemli rolü oynarken onu 85 milyon dolarla çelik, 83 milyon dolarla mücevher ve 65 milyon dolar ihracatla da hazır giyim sektörü izledi. Volümümüzde virüsü etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri ikinci büyük pazar oldu. Türkiye'nin ABD'ye ihracatında Temmuz ve Ağustos'ta yüksek artışlar yaşandı. Artışa en fazla katkı halı ve çelikten geldi. Bunun üzerinde de konuşmak isterim. Tabii birazdan dış politikaya değindiğimizde aslında Joe Biden'ın ifadelerini de değerlendireceğiz ama şimdi İhracatın gelişeceğini, daha da arttığını görüyoruz Türkiye ve Amerika arasında. Şimdi eğer başkan değişirse seçim sonrasında Biden'ın gelme ihtimali olursa, ABD başkanı olursa ihracat etkilenir mi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sizce? Bana. Joe Biden konusu, yani doğrudan ekonomiyle ilişkilendirilmeli mi? Aslında çok ben bir değişiklik olabileceği kanaatinde değilim. Hı hı. Onu söyleyeyim. Yani Amerika'da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında hani iki dönem birisi sürekli böyle sanki seçimlerle değişiyormuş gibi, ama Amerika devletinin sürekli böyle bir şahin, bir güvercin misali, bir modelle yoluna devam ettiğine dair kanaat çok net bir şekilde ortada. Ama Trump burada biraz farklı bir figür olarak ortaya çıktı. Farklılığı şuradan kaynaklanıyor. Trump Amerika'nın dışarıdaki yatırımlarını kendi içeriye toplayarak, işte Meksika'daki otomotiv üreticileri vesaire, bunları toplayarak Çin'le ticaret savaşlarını başlatarak bir anlamda kendisi burada Amerika'yı içeride tahkim etmek, işsizlik vesaire bütün bunları ortadan kaldırmak için mücadele etmek, ama aynı zamanda dışarıdaki faaliyetlerini de, Amerika'nın faaliyetlerini de bölgedeki partnerleriyle beraber devam ettirmek gibi bir formül üzerine hareket etti. Yani işte örnek veriyorum, Orta Doğu'da Amerikan askeri bulunmalı mı? Suriye'de, Irak'ta Amerikan askeri olmalı mı? Olmasın. Niye olmasın? Çünkü ben oraya 8 trilyon dolar para harcadım. Ben Amerika'nın kaynakları, insanların vergilerini Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye aktarmayayım. Orada kim yapsın bunu? Gittim oraya, Işıklı kürenin üzerinde poz verdim. 350 milyar dolarlık silah anlaşması, silah satış anlaşması yaptım. Oradakiler yapsın. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ilişki de, şu anda yapılan normalleşme de bununla bağlantılı aslında. Şimdi ekonomik açıdan Türkiye-Amerika ilişkilerine gelirsek tekrar. Bu yani Trump kalırsa iyi, Biden gelirse kötü. Bu çok böyle değişkenlik gösterebilecek bir şey değil. Zaman içerisinde oturabilir, ama bu zaman içerisinde oturabilmesi, algıların oturabilmesinin temelinde Türkiye'nin bölgedeki gücünü, elini güçlendirecek adımlar atmasından geçiyor. Peki. Ata Hocam, siz ne dersiniz? Bu Amerika Birleşik Devletleri arasında Türkiye ile birlikte ihracatının artmasını virüse mi bağlamalıyız, yoksa başka nedenler de olabilir mi? Öncelikle virüse bağlamamız gerekiyor. Çünkü küresel ticaret hacmi daraldı, biliyorsunuz. Zaten ikinci sıraya çıkması, yani haberdeki ikinci sıra kavramı da göreceli olduğu için bunu teyit ediyor aslında. Burada önemli olan bizim birbirimize karşılıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar ticaret açığı verdiğimiz, ileriki dönemde de vereceğimiz. Bunda çok büyük bir değişikliğe sebep olmayan miktar anons edildi az önce. Dolayısıyla küresel ticaret hacmi eski seviyesine dönmeye başladıkça Amerika Birleşik Devletleri de bizim ticari partnerlerimiz arasında eski yerine doğru çekilecektir. Dördüncü de beşinci sıraya doğru. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ticarette onlara ne sattığınız ve ne satacağınız problemi devreye giriyor. Çelik burada önemli. Hatırlarsanız Sayın ABD Başkanı Trump ikili ilişkilerin sıkıntıya girdiği dönemde çeliğe kota koymuştu.
bizden aldığı çeliğe bunu yaptırım olarak da kullanabiliyorlar. Dolayısıyla buradan da baktığımızda virüse ek olarak ilişkilerin bir nebze eskiye göre daha yumuşak olduğunu sonucuna da varabiliriz. Ancak virüs şartlarında yani dünya olağanüstü bir dönemdeyken bazı problemleri de gün yüzünde tutmuyor olabilirler. Çünkü ihtiyaç ve muhtaçlık ilişkisi olduğu için. Ben önümüzdeki dönemde virüsün etkisi azaldığı zaman ticaretimizde eski seviyelerin yani sıralama olarak döneceğine eminim ama hacimde artış zaten planlanmıştı. Gümrük Bakanlığımızın, Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Bakanlığı ile Gümrük Ticaret Bakanlığı ile anlaşmaları var. Hedef koydular. Yanlış hatırlamıyorsam 100 milyar dolarlık bir hedef var. Ulaşmamız planlanan. Umarım önümüzdeki dönemde bu rakama ulaşırız. Bu rakama ulaştığımız zaman bizim o zaman konuşacak, bunu değerlendirecek daha çok alanımız olur. Peki. Birazdan sizin de Merkez Bankası'nın yarın da karar açıklaması bekleniyor. Ne bekleniyor onu da soracağım ama öncelikle bir volümümüz daha var. Onu da paylaşalım. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile ve Çin arasındaki ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta sonu Çin'le yapılması planlanan ticaret görüşmelerini iptal ettiğini söyledi. Bu adım iki ülke arasında gittikçe kötüleşen ilişkilerde şimdilerde en istikrarlı konu olarak görünen ticaret anlaşmasının geleceğine ilişkin kuşkuları artırdı. ABD Başkanı Trump Çin'le hafta sonu yapılması beklenen ticaret görüşmelerini iptal ettiğini kaydetti. Trump salı günü Yuma, Arizona'da yaptığı açıklamada Çin'le görüşmeleri iptal ettim dedi ve Çin'le şimdilerde görüşmek istemiyorum şeklinde konuştu. Ata Hocam bu neyi getirir? Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Şimdi haberdeki niteleme doğru aralarındaki yani iki ülke arasındaki en olumlu gelişme Aralık 15'ten beri ticaret anlaşmasının faz 1 bölümüydü. Piyasalar o dönemde de bu anlaşmanın olmayabileceğine dair ihtimali fiyatlasalar da bir ay gecikmeli olarak imzalar atıldı hatırlarsanız. Yani bir ay gene zorluk yaşadılar. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Buradaki faz 1 kısmı orta derece ticari ürünleri kapsamaktadır. Tarım ürünlerini de büyük ölçüde barındırmaktadır ve ABD Başkanı Sayın Trump'ın orta bölge Amerikalı seçmenlerine yani sanayi tarımıyla uğraşan, büyük çiftlik tarım yapan seçmenlerine bunu tırnak içinde bir hediye olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bu faz 1 anlaşmasıyla Çin hükümetine belli bir miktarın üzerine mısır, soya gibi ürünleri almak düştü payına. Bunu onayladılar. Dolayısıyla şu an görüşmenin iptal edilmesi, yani haberi, bizim bu haberi değerlendirmemizdeki görünür sebep Çin'in koronavirüs salgınını tırnak içinde bahane göstererek bu alımlarda vaat ettiği seviyeye ulaşmamış olması. Dolayısıyla bu Sayın ABD Başkanı sanırım seçmenler gözünde zor durumda bırakıyor ilk etapta. Kasım'da gelecek seçimler için. Ancak problemin arka planda daha büyük bir kısmı var. O da şu, bu faz 1'in yapılmasındaki amaç Çin hükümetini yöneten partiyi, Komünist Parti'yi faz 2 görüşmeleri için masada tutmak. Bu da aslında daha yüksek teknoloji üretimini kapsayan ve fikri mülkiyet hakları konusunda Çin'i uluslararası hukuka uymaya zorlayan bir anlaşma. Diyeceksiniz ki bunun ekonomik olarak ne önemi var? Önemi şurada, Çin kaynaklı kullandığınız elektronik eşyalar büyük ölçüde patent korumasında olmayan bir bilgiyi tırnak içinde araklayan ürünler kullanılıyor. Dolayısıyla kanunlar patenti korusa da bilginin mühendislik faaliyetiyle tersine çözülüp tekrar üretilmesini korumuyorlar. Bunu sıkıştırmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa. Çünkü bu onların neredeyse 100 yıllık birikiminin aslında başkaları tarafından tırnak içinde çalınması demek. Yani tam tabiri bu. Dediğim gibi bilgiyi korumayan patentlerin sızması problemi. Çin'in de yaklaşık 17 yıldır büyümesi böyle gerçekleşti. Asıl ana sebep de Çin'in ABD'yi ekonomik büyük olarak takip etmesi. Bunu da istemiyorlar tabii ki. Biraz daha burayı açarsam Güney Çin Denizi'ndeki problem, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ı desteklemesi, Hong Kong'un serbest piyasa ekonomisinden Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteğinin çekilmesi ve siyasi olarak Çin'in girişimleri yaklaşık 4-5 boyutlu olarak aralarında şu an büyük sürtüşme var.
Amerika Birleşik Devletleri Çin'i Güney Çin Denizi'nde de rahat bırakmak istemiyor ve oradaki bölge ülkeleri de buna tepkili. Japonya da benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri yanında Çin'e tepki gösteriyor. Orada Çin bizim Akdeniz'de gördüğümüz münhasır ekonomik bölge gibi çalışmalar yürütmek istiyor. Buradaki aslında fikir de bu. Dolayısıyla bu görüşmelerin iptalini aslında görünür sebep faz bir ama görünmeyen sebep Tayvan, Hong Kong ve koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü nezdinde dünyaya yayılıp Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i suçlaması bu 3-4 temel meselede uzun dönem çözülemeyecek bir problem ortada duruyor. Bu problem ara ara nüksettikçe haber yoğunluğu olarak piyasalar burada ciddi güvenlik tehdidi algıladığı an biz altında da yükseliş göreceğiz. İzleyicilerimiz, vatandaşlarımız eğer takip etmek istiyorlarsa ana ölçü olarak bu konuyu değerlendirmeye almalılar yurt içindeki gelişmelerden ziyade. Başka. Evet. Mustafa Bey siz ne dersiniz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin üzerinde uyguladığı yaptırımlar devam ederse bunun Türkiye'ye etkisi ne olur? Ben bir şey sorayım. Buyurun. Yani gerçekten Amerika, Trump Çin'le olan ekonomik ilişkisini kesebilir mi? Bütün bu siyasi gelişmeler, Tayvan, Güney Çin Denizi, Hindistan ile Çin arasındaki yükselen tansiyon, zaman zaman savaş tehdidi vesaire bütün kesebilir mi? Bence çok zor. Şu anda masada bir bilek güreşi var ve bu bilek güreşinde Trump istediklerini alabilmek için bir mücadele veriyor. Çünkü toplam ticaret hacimleri 755-760 milyar dolar. Amerika'nın bu ticaret hacmine dünyada başka bir ülkeyle yaklaşma imkanı ve ihtimali yok. Dolayısıyla bu yani Çin lehine bir bu ticaret hacminde Çin lehine yaklaşık 450 milyar dolar civarında Çin lehine ama Amerika'da aynı zamanda hocamın ifade ettiği gibi işte orta sınıf çiftçilerin ürünlerinin Çin'e pazarlandığı bir altyapısı var. Hı hı. Çin'le Amerika arasındaki ilişkiler. Dolayısıyla bu aslında bir anlamda hem Tayvan meselesi hem Hindistan-Çin ilişkileri aynı zamanda da Çin'in kuşak ve yol projesiyle ilgili Amerika'nın atmaya çalıştığı adımlar var. Amerika burada kendisini bu Çin'in yapmış olduğu bu açılımlarda Türkiye'nin de içine alan işte Yunanistan'ı içine alan bu açılımlarda Amerika kendi çıkarlarını bu bölgede etkin olabilmek için Çin'le beraber bir pazarlık yürütüyor. Bütün işin altyapısında bu var ama son tahlilde Amerika ile Çin ilişkilerinin ekonomik anlamda kesilmesi, bunun ortadan kalkmasını kimse beklememeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu da sizin verdiğiniz haberde Çin ile görüşmeleri ben iptal ettim derken de bu bir mücadeleyi yürütüyor. İşin kuşak ve yol projesiyle bağlantısı nedir sorusuna cevap ararsak, şimdi malumunuz Kanal İstanbul projesinin bile Çinlilerin bu kuşak ve yol projesiyle bağlantılı olduğuna dair iddialar dile getiriliyor. İşte üretim merkezinin tamamen doğuya kaydığı, Çin'e kaydığı, hatta bir ileri adım daha söyleyelim. Amerika'daki küreselciler ve ulusalcılar arasındaki çatışmanın, yükselen tansiyonun merkezinde de işte oradaki kimi küreselcilerin kendi ekonomik varlıklarını Çin'e kaydırmalarından dolayı Çin'i yükselen değer haline getirmeleri ve içerideki çatışmanın da buna sebep olduğu söyleniyor. Böyle bir işin küresel boyutta Çin ve Amerika arasında Amerika'nın içinde yaşanan gelişmeleri de var. Doğru ama ne yapılırsa yapılsın burada kuşak ve yol projesi aslında Çin'in Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar uzanan bu projede Amerika zaman zaman Çin'in nerelerde hareket etmesi gerektiğine dair aslında kendisi de bir anlamda sufle veriyor. Ne yapıyor? Mesela işte Yunanistan'ın Pire Limanı'nı Amerika'nın onayı olmadan Çin'in alıp orayı bir liman kendine ait bir liman haline getirmesi mümkün mü? Değil. Niye? Çünkü aynı zamanda aynı Amerika Yunanistan'ın güvenliğini korumak adına Türkiye'ye karşı onu güçlü kılmak adına Dede Ağaç'ta askeri üs yapıyor. Bir taraftan Yunanistan'a yatırım yapıyor. Diğer taraftan Çin'in Avrupa'daki kimi açılımlarına Amerika destek vermeye veya önünü açmaya çalışıyor. Benim son ifadelerim şu olsun. 760 milyar dolar, 770 milyar dolar ticaret hacmi ve Çin ve Amerika arasında. Bunun öyle bıçakla kesilir gibi kesilmesi, ortadan kaldırılması, bunun tamamen
şeye dönüşmesi, sert bir şekilde ticaret savaşına dönüşmesini ben çok mümkün görmüyorum. Görmüyorsunuz. Peki aslında reklama gitmem gerekiyor ama Ata Hocam size çok kısa sorayım ve çok kısa cevabınızı rica edeceğim. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması bekleniyor. Evet. Nasıl bir karar çıkabilir sizce? Ben yarın Merkez Bankamızın faize değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Çünkü 7 Ağustos'tan itibaren aldığı önlemlerle yaklaşık 10 gündür kurun dalgalanma boyutunu izliyorlar. Hatırlarsanız 7.30 ile 7.40 arasında bu dalgalanma devam ediyor ve günlük olarak Merkez Bankası'nı çok rahatsız edecek bir volatiliteye ulaşmadı. Yani bir anda... Sabit mi tutar yani? Yani ben sabit tutacağını düşünüyorum. Eğer yarın çok farklı hareketler gözlemezsek kurda. Çünkü biliyorsunuz spekülatif atak dediğimiz durumlar olabiliyor sığ piyasalarda. Yarın 15-20 kuruşluk bu tip bir durum gözlersek Merkez Bankamız acil toplantı anonsu da yapabilir. Yani şöyle, yarın ben değiştirmeyeceğini düşünüyorum ama değiştirebileceğine dair vurgulunu da yapacağını bekliyorum. Şöyle ki belirli koşullar olursa biz gene toplanırız, gereğini yaparız şeklinde bir vurgu da bulunacaktır. Ancak şu an Merkez Bankamızı rahatsız edecek bir volatilite yok. Seviyeyi isterseniz ayrıca konuşuruz. Çünkü belirli bir seviyede olması başka, onun üzerinde dalgalanması ve bunun başka, toplum nezdinde güven endeksini oynatması başka. Peki. Şimdi çok kısa bir reklam arasına gidelim. Ardından da 10'dan 12'ye programına kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Koçak Telia yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla e-koçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Ayda 72 TL'ye musluk suyunu içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Silver su arıtma cihazı. Musluktan bardağa, için kana kana. İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Evinizdeki sağlıklı su kaynağı Aura Sebilon Silver su arıtma cihazı. Musluktan bardağa, için kana kana. İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Koçak Telia yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla e-koçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Ondan 12'ye programına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi bir başka başlığı atacağız efendim. Ne yazık ki toplumun kanayan yarası, kadına yönelik şiddet. Daha ne kadar devam eder? Bunun önüne geçilebilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bununla birlikte son günlerde konuştuğumuz bir cinayet daha, Duygu Delen cinayeti. Önce kısa bir haber turumuz var, onu izleyelim. Üzerine konuşacağız konuklarımızla. Bu olay cinayet mi, intihar mı, örtbas mı edilmek isteniyor, kapatılmak mı isteniyor gibi kuşkular var. Bunu önlemenin tek yolu gerçeklerin ortaya konulması. Şule Çet cinayetini aydınlatan isim Duygu Delen'in ölümüyle ilgili konuştu. Otopsi raporu bir an önce açıklanmalı dedi. Mevcut verilerle sadece sanık ifadeleri ve görüntülerle karar vermek çok zor. Özellikle otopsi bulguları bizim için çok kıymetli, çok değerli. Duygu Delen öldürüldü mü, intihar mı etti? 17 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının 4. kattaki dairesinden düştü. Duygu'nun ölümündeki karanlık noktalar Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Halis Tokgöz'e soruldu. Tokgöz otopsi bulgularını işaret etti. Biz daha önceden Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Şule Çet davasında da benzer bir olguya müdahil bulunmuştuk. Otopsi raporunun bir an önce kamuoyuyla paylaşılarak uzmanlar tarafından değerlendirilip kamuoyunun kafasındaki karışıklıkların
giderilmesi gerekir. Profesör Doktor Tokgöz, Şule Çetin ölümüyle ilgili davanın bilirkişisiydi. Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden genç kızın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkarmıştı. Trafikte tartıştığı kadına saldırmış, hapse atılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Alibeyköy'de Emre Et Yemez, trafikte tartıştığı Sena Koçak'a küfürler savurmuş, aracının ön camını kırmıştı. Emre Et Yemez olay sonrası mala zarar verme ve kasten basit yaralama suçlarından tutuklandı. Bu suçlar uzlaştırmaya tabi suçlardan olduğu için dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Büro da dosyaya uzlaştırıcı atadı. Videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine şiddetli bir darp yedim. Zaten şişlik, morluk hepsi kayıtlara geçti şu anda. Sonrasında eşarbım tamamıyla çıkarıldı. İnsanlık dışı, yani bu vahşet, tamamen bir magandalık. Savunmasızdım, yani hiçbir Allah'ın kulu tutamadı onu, nasıl oldu bu bilmiyorum. Uzlaştırıcı önümüzdeki günlerde taraflara uzlaşmak isteyip istemediklerini soracak. Eğer kabul ederlerse taraflar adliyede bir araya gelecek. Biliyorsun bana! Annesini korumak için babasını öldürdü. İlk celsede tahliye oldu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. 16 yaşındaki İbrahim D'nin babası yıllardır annesine şiddet uyguluyordu. Şiddet öyle bir noktaya geldi ki babası bıçakla annesinin dilini kesmek istedi. İbrahim daha fazla dayanamadı. Eline bıçak aldı, babasına saldırdı. Ölümüne neden oldu, tutuklandı. Annesini korumak isterken babasını öldüren gencin 18 yıla kadar hapsi istendi. 16 yaşındaki İbrahim ilk duruşmada tahliye edildi. AFAD, jandarma, emniyet seferber oldu. Hem su altında hem karada arandı. Ama olmadı. Genç kız bulunamadı. Valiliğin aramaya son verdik açıklamasıyla bütün umutlar tükendi. Gülistan Doku 21 yaşındaydı. Muzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan çıktı. Genç kızdan o günden sonra haber alınamadı. Arama çalışmaları Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ihbarıyla başladı. Gülistan'ın cep telefonu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nden sinyal verdi. Son görüntüsü ise viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına böyle takıldı. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamlar sualtı robotlarıyla iş sürdü. AFAD, jandarma ve emniyet görevlileri karada her taşın altına baktı. Genç kız adeta sır oldu. 226 gün süren aramalardan hiçbir sonuç çıkmadı. Tunceli Valiliği de arama çalışmalarına son verildiğini açıkladı. Valilik genç kızın 4 kilometre mesafede yaklaşık 1320 dönüm alanda arandığını söyledi. Su altı ve su üstünde bütün imkanların seferber edildiğini ancak Gülistan'a dair hiçbir ize ulaşılmadığını duyurdu. Açıklamada her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır denildi. Çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi AK Parti MKYK'sında gündemdeydi. Sözcü Ömer Çelik toplantı sonrası yaptığı açıklamada sözleşme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Neşet Ertaş'tan bahisle kadınlar insandır, biz de insan oluruz.
Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızın çalışması sonunda ne karar verirsek verelim, ne kadını ve korumayı ve güçlendirmeyi terk edeceğiz, ne aileyi korumayı terk edeceğiz. Evet Mustafa Kaya, sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi öncelikle kadına yönelik şiddetle başlayalım. Son dönemde konuştuğumuz konulardan bir tanesi de ne yazık ki Duygu Delen cinayeti. Ardından Gülistan Doku için arama çalışmaları 226. gününde tamamlandı. Bir taraftan mücadele etmeliyiz sesleri yükseliyor, protesto sesleri yükseliyor ama bir taraftan da biz ne yazık ki bu haberleri daha fazla mı duymaya başlıyoruz? Daha çok mu olmaya başlıyor? Ne dersiniz? Nasıl önüne geçilecek? Bu yani her bir kadın cinayeti sonrası yaşananlar gerçekten toplumsal travmaya yeni bir ilaveler getiriyor. Yani bunu ifade edebilmek, bu vahşetleri ifade edebilmek, bu acıları ortaya koyabilmek, bu acıları dile getirebilmek, bu acılar yaşanırken onların yakınlarına toplumda oluşturduğu bu olumsuzluğu anlayabilmek, gerçekten kelimelerle ifade edebilmek çok zor. Yani öyle ki artık yani sıradanlaşan noktaya doğru gidiyor bazen. Bunu mutlaka her hal ve şart altında kadın cinayetlerinin engellenmesi, kadına uygulanan şiddetin ortadan kaldırılması, kadının toplumdaki o saygın konumunun muhafaza edilmesi, gerekirse pozitif ayrımcılıkla beraber kadına her türlü bu anlamda o desteğin verilmesini sağlayacak bir altyapı lazım. Bunu kurmamız gerekiyor. Şimdi kanuni olarak da yapılmaya çalışılan bazı şeyler var ama burada da biz bunları maalesef Çağla Hanım uçlarda tartışıyoruz. Yani işte bu uçlarda tartışırken de konunun merkezinden uzaklaşıyoruz. Yani her bir konuda olduğu gibi kadına şiddet konusunda da maalesef ayrışmayı başardık. Yani kadına şiddette ayrışmayı başardıktan kastım ne? Yani İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyoruz. Tamam, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin karşısındaysan kadına şiddetin yanındasın. İstanbul Sözleşmesi'nin yanındaysan ailenin, aile kurumunun karşısındasın. Bu mantık değil. Yani hem kadına şiddeti engelleyebilecek hem aileyi ayakta tutabilecek bir mantığı kurgulamamız lazım. Bu kamplaşmadan kendimizi kurtarmamız lazım. Kurtaramadığımız takdirde Allah korusun yaptığımız yapacağımız hiçbir yasanın da bu anlamda katkı sağlayamayacağını görüyoruz. Şimdi koronavirüse yine atıfta bulunursak, yani sizin aldığınız kararlar toplumda kabul edilebilir bir noktada olduğunda insanların uyumuyla beraber başarıyı beraberinde getirebiliyorsunuz. Ama sonrasında değişkenlikler gösterdiğinde aynı zamanda başarısızlıkla birlikte oluyor. Yaptığınız kanunların toplumda algılanmasını, tarif edilmesini, içselleştirilmesini mutlaka doğru bir zeminde tartışmanız gerekiyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi demişken biraz önce haberlerimizde de paylaştık izleyicilerimizle, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. MYK'nın da gündemindeydi AK Parti'de İstanbul, evet, Sözleşmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sunulacak, üzerinde çalışmalar, evet, yapılıyor. Ve Ömer Çelik şöyle de söyledi: kadını koruma ve aileyi koruma dengesinden vazgeçmeyeceğiz. Kadını da aileyi de korumayı da terk etmeyeceğiz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi kadınlar insandır, biz insanoğluyuz ifadesini kullandı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nde bir değişiklik gerekiyor mu sizce? Ne yapılması gerekiyor? Bakın, ben yine bıraktığım noktadan devam edeyim. Kamplaşma meselesi üzerinden. 47 tane Avrupa Konseyi üyesi var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 34 tanesi bu anlaşmanın altına imza koydu, parlamentolarından geçirdi. Geçirmeyen ülkeler arasında İngiltere'de var. Yani şu anda demokrasinin beşiği olarak tarif edilen İngiltere'de imzalamış olmasına rağmen henüz bu sözleşmeyi kendi parlamentosuna getirmedi. Ne zamandan beri? 2014'ten 2015'ten beri getirmedi. Bu aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi olan Azerbaycan ve Rusya hiç imza dahi koymadı. Şu anda Macaristan'da, Polonya'da İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla ben burada sözleşmenin doğrudan
muhteviyatından ziyade ben bir mantığı ortaya koymaya çalışıyorum. Yani burada bizim korumamız gereken şey ne? Korumamız gereken şey kadının canı. Bak çok net. Yani şiddetli şuydu buydu, kadın canı bizim hayatımızın merkezinde. Aynı zamanda kadını korurken aileyi koruyamaz mıyız? Aileyi korurken kadını koruyamaz mıyız? Biz böyle o geçmişte kalması gereken zihinsel, ideolojik bakışlarla bu olaya yaklaşırsak maalesef ne aileyi koruyabileceğiz ne kadını koruyabileceğiz. O yüzden geliniz, yani sıkıştı şu anda. Kadına şiddet konusu İstanbul Sözleşmesi'nin özeline sıkıştı. İstanbul Sözleşmesi'ne tarafsın, karşısın. Yani bu buradan çıkış yok. Geliniz Allah aşkına İstanbul Sözleşmesi şurada dursun. Biz neyi konuşuyoruz? Kadına şiddet derken neyi tartışıyoruz? Bu canlar her gün gidiyor. İşte en son tecavüzle beraber intihar eden genç kızımız var. Yani bütün bunları biz i̇ntihar nasıl olacak? İntihar ettiği söylenen. Efendim? İntihar ettiği söylenen. İntihar ettiği söylenen, bravo. Yani biz bunları nasıl işin içinden çıkacağız? Bence herkes şu anda yani bu protestoları dile getirenler, karşıtlık ve yanında durduğunu iddia edenler Allah rızası için bir adım geriye çekilsinler. Bak şu anda konuşmamız gereken bunu engelleyebilmek ve bunu makul bir zeminde tartışabilmek. İstanbul Sözleşmesi'ni kendinize göre gerekçelerle yanında durabilirsiniz. Karşısında olabilirsiniz ama lütfen bunu karşılıklı restleşme, karşılıklı kamplaşma, ötekileştirme, ayrıştırma aracına çevirmeden makul bir zeminde tartışacak zemini oluşturalım. Biz bunu yapalım. Bunun için bunun adımını atarsak belki sorunun çözümüne daha kolay katkı sağlayabiliriz. Peki Ato Hocam, sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi Mustafa Bey diyor ki korumamız gereken şey kadının canı diyor. Biraz önce biz görüntülerde de haberlerimizle de izleyicilerimizle paylaştık. Sevgilisi kadını öldürüyor, kocası kadını öldürüyor ya da hiçbir şey olmayan, trafikte sadece tartıştığı bir araba yüzünden, bir geçiş yüzünden tartıştığı bir adam hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayabiliyor. Evet. Neler yapmalıyız? Ne eksik toplumda bir akademisyen olarak? Şimdi işin ilginç tarafı dünyanın büyük bir kesiminin de çözdüğü problemler aslında bunlar. Yani bizim hala uğraşıyor olmamız çok kötü. Ama bunu şu açıdan değerlendirebiliriz. Yani toplumda genel bir şiddet eğilimi var. O şüphesiz. Yani bu erkek erkeğe de mevcut. Özellikle trafik vesaire gibi durumları gözden geçirdiğimizde kavgalar çeşitli sebeplerden. Bunu daha genel düşündüğümüzde insanlar diğer insanların haklarını gasp etmeye çalıştıklarında bu tip durumlar ortaya çıkar. Ya da diğer insanlar haklarını bilmediklerinde. Genelde de insanlık tarihi bazı insan gruplarının diğerlerinin haklarına sahip çıkmamasını isteyerek geçmiştir zaten bunun için. Bu açıdan baktığımızda erkeklerimizin, kadınlarımızın geleceği hakkında söz sahibi olması da bana üzerine düşünülmesi gereken bir konu olarak geliyor. Şöyle ki ekonomi açısından ele alacağım bunu. Toplumumuzun yarısının üretimden çekilmesi, kadınlarımızın ve üretmemesi düşünülemez. O yüzden el emeğiyle üretime katılan, zihin emeğiyle üretime katılan kadınlarımızın daha sonra gerekli hakları elde etmesi kaçınılmazdır. Ancak buna erkeklerimizin, yani bizlerin de adapte olarak bunu kabullenmemiz gerekir. Bu geçmişte ara ara yaşadığımız olumlu tecrübeler var ülkemizin gelişimi esnasında bununla ilgili. Ancak dönem dönemde belki uluslararası politik konjonktürün gereği olarak, bölgesel olaylardan etkilenme durumumuz olarak burada aksamalar yaşanıyor. Kadınlarımız geri çekiliyor evlerde, yani çalışmıyorlar, çalışmayı tercih etmiyorlar. Ya da bazen devletimiz bu yönde başka sebeple yaptığı ekonomik destekler bu yönde de algılanabiliyor hane halkları tarafından, evde oturmasının olumlu olması açısından. Dolayısıyla bunun kadınlarımızın üretime katılması ve üretime katılmakla yetinmeyip bence siyasi arenada daha çok ortaya çıkması, yönetime katılması, yöneticilerimizin büyük çoğunluğunun, yani dengeli bir şekilde çoğunluğunun kadınlarımıza oluşması gerekiyor. Yani siyasi partilerin kadın kotası vermesi, bence bunlar olumlu gelişmeler ancak yetersiz. Burada
kota, kadına şiddet gibi kavramlarla erkeklerin kadın hakkında tasarrufta, fikirsel tasarrufta bulunmaları kadınlarımız hakkında aslında problemi önlemiyor. Problemin sadece dışarıdan çözümünü empoze ediyorsunuz. O da geçici oluyor. Çünkü bu kadın nesli diyelim İstanbul Sözleşmesi ile toplumsal harekette istenilen birçok şeyin elde edildiğini varsayalım. Peki kadınlarımız bunu gelecek nesilde çocuklarına aktarmadığı zaman gelecek nesil aynı problemle bir daha karşılaşacak, belki daha şiddetli karşılaşacak. Dolayısıyla bu kazanım dediğimiz, yani sizin içselleştirdiğiniz ve aile içinde küçük çocuklarını da aktardığınız durumun sürekli devam etmesi lazım ve zinde tutulması lazım. Aksi takdirde bir taraf sürekli diğer tarafa galebe çalabilir. Bu Avrupa'da herhangi bir ülkede de olabilir. Yani 10 yıl, 15 yıl kadar boş bıraksalar, İngiltere örneği ya da Fransa örneği, benzer durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden ben öncelikle kadınlarımızın hayatın içinde herhangi bir alanda yetenekleriyle, kabiliyetleriyle yer almalarını, bu cesareti göstermelerini aslında önemsiyorum. En iyi koruma bu olacak. Çünkü şiddete geldiğinizde artık çok geç olmuş oluyor. Yani kadınlarımızın canını tabii korumak, o herhangi bir insanın canını korumak aslında anayasal yükümlülüğümüz. O toplum olmanın, vatandaş olmanın bir gereği, vatandaşlık haklarımız var. Vatandaşlık haklarımızın bir kısmını kesip kadınlar için kotalar, kadınlar için ekstra haklar diye düşünmek doğru değil. Vatandaşlık haklarımız üzerine bunları geliştirmek aslında daha doğru. Çünkü gelecek nesillerimize ancak bu aktarılabilir. Sürekli sıra dışı uygulamalar yaparak bazı kesimlere bunları vermek vatandaşlık gelişimimizde zedeler. Devletimizin kuruluşu ve evrilişi açısından baktığımızda her birimiz vatandaşız ve anayasa önünde bu şekilde haklara sahibiz. Bunun devamı uygulamadaki sıkıntılar ve bazen güncelleme gereksinimi. Dolayısıyla problemi şiddet ve can kaybından biraz daha önce almak taraftarıyım ben ki mobbing de bunun içine dahildir. Siyasi partilerimiz bu konuda da eminim gerekli çalışmaları yapıyorlardır ama iş yerindeki mobbing ya da sokaktaki başka türlü mobbingler, bunun üzerine çalışılıp kadınlarımızın bu konuda daha cesaretli olması, hayatın içinde siyasete kadar olan alanlarda zorlaya zorlaya yer almasının önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette. Öncelikle kadınlarımız demek çok yanlış bence. Kadınlar demek sanki daha doğru olacak gibi ama sizin de dediğiniz gibi kadınların mutlaka hem siyasette hem toplumda, ekonomide kendi ayakları üzerinde durabilmek için, kendi kendine bir şeyler yapabilmek için, kendi özgürlüğünü kazanabilmesi adına pek çok yerde olması gerekiyor. Burada hemfikiriz. Ama bir de şöyle bir durum var maalesef. Ne yazık ki bir doktorun, kadın doktorun, bir hakimin, kadın hakim, yani okumuş, ekonomisini, kendi özgürlüğünü eline almış bir kadının da şiddete uğradığını görüyoruz ne yazık ki. Onun da sustuğunu görüyoruz, yeri geliyor. Bunun da önüne geçilebilmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor tabii ki. Bu erkeklerimiz için de geçerli, hepimiz için geçerli. Dolayısıyla burada problem biraz daha altını kazıdığımızda kişisel haklarımızın korunmasına gelmiş oluyor. Bu da ülkemizin içinde bulunduğu bölgesel durumla ilgili politik tercihlerinin yansıması olarak da düşünülebilir. Yani salt kendi kendimize bu durumlar oluşuyor da değil. Yani nasıl değerlendirelim bunu? Ülkemizin içinden geçtiği siyasi çerçevenin yansımaları olarak da bu şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden burada yapmamız gereken haklarımızın korunması temelinde direnmek, çalışmak, artık ne derseniz, tırnak içinde tabii ki bunlar. Bu benzer problemi ekonominin içinde iş barışında da görüyoruz. Çünkü hemen girdiğimiz zaman ekonominin içine işçi işveren ilişkilerine de benzer durumlar. Yani temel olarak aslında sorun ileride de belki daha çok gün yüzüne çıkacak. Haklarımız, haklarımızın parça parça problem olarak önümüze gelmesi ve konuşmamız bunun bütün bir problem olduğunu gözden kaçırmamamız gerektiğini değiştirmiyor. Peki. Şiddetin eğitimle doğru orantılı olmadığını söylüyorsunuz. Yani şiddet, eğitimliler arasında da şiddet var veya normal eğitimsiz insanlarımız arasında şiddet var, doğru. Bu Türkiye'de veya dünyada da aynı şekilde hocamın ifade ettiği gibi farklı ülkelerde de bu bir problem. O yüzden yani
bu algıyı yönetebilmek de biraz önce benim ifade etmeye çalıştığım kamplaşma var ya, yani eğitimsizse kesin karısını döver, eğitimliyse kesin şöyle yapar gibiden ziyade bu tür kamplaştırmalardan, zihinsel kurgulardan ziyade olaya bütüncül bakmak, olaya daha genel bakmak, olaya yukarıdan bakmak, belki kuş bakışı bakmak, kuş bakışı bakarak olayları üzerinde değerlendirmeler yapmak bizi bir noktaya götürecek. Ben o yüzden hani elbette insan hayatı, yani kadın, erkek, insan doğru, ama burada spesifik olarak bir konu konuşuyoruz. Şu anda gündemimizde bizim kadının, kadına şiddet, kadına uygulanan bu cinayetler var. Ve kadına uygulanan cinayetlerin gerekçelerinde farklı şeyler olabilir, şu olabilir, ama hiçbirisinin makul bir sebebe dayanmadığını ve mutlaka ve mutlaka bunların engellenebileceğini, engellenebilmesi için de bizim ne yapıp edip sağlıklı bir zeminde bu konuyu tartışmamız gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Söylemek istediğim bu. Yani dolayısıyla bu sadece eğitimlerimizin, sadece eğitimsizlerimizin değil, genel anlamda bir problem ve bu problemi biz aslında çözebilecek medeni altyapıya sahibiz. İfade etmek istediğim bu. Peki. Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Şimdi bir başka konuya daha başlık açalım. Yaklaşık bir saatimiz kaldı programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Siyasetin gündemine bakalım bir taraftan da. Hem yeni parti kurma çalışmaları var bir yandan. Hem dış politikaya dair çok önemli gelişmeler var. Ankara'dan ard arda tepkiler yükseliyor Joe Biden'ın açıklamalarıyla ilgili. Önce kısa bir VTR'mizi izleyelim efendim. Üzerine konuşalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partinin MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. COVID-19 is affecting... Gündeminde ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki skandal sözleri vardı. Diyor ki ben Erdoğan'ı değiştireceğim, bununla ilgili olarak da muhalefetle işbirliği içerisine gireceğim. Ama bunu darbeyle değil, seçimle yapacağım diyor. Tabii sözlerinin aslında siyaset bilimi anlamında, siyaset teorisi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için darbeyle değil seçimle yapacağım diye bir ekleme ihtiyacı hissediyor. Pain so blinding. Beni üzen şey şu. Gerçekten de 7 aydır, 7 ay önce söylenen bu sözlere Fahrettin Altun'un tepki vermemesi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Erdoğan'ı değiştireceğiz diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerini böyle yorumladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı. 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Siz neden 7 ay boyunca sustunuz diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu değiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta Erdoğan'ı sizinle devireceğini söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz? ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın aylar önce verdiği röportajdaki küstah sözleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Ana muhalefet partisi CHP, skandal açıklamanın hükümetin ekmeğine yağ sürdüğünü iddia etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten o iddialara çok sert tepki geldi. Atatürk sonrasında ortaya koydukları siyasetin tamamı ne tam bağımsızlıktı ne de benzeri ilkeleri taşıyordu. Tam tersine nerede bir vesayet varsa, milletin iradesini çalacak bir yargı vesayeti, askeri vesayet, bir darbe girişimi varsa her zaman arkasında oldular. And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now. Biden'da anlaşıldığı kadarıyla ciddi bir bunama hastalığı da var. ABD'de yapılacak 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan için onu darbeyle değil seçimle devireceğim demiş. Bu sözleri tepki çekmişti. Not by a coup, not by a coup, but by the electoral process. Biden azılı Türkiye ve neredeyse Türk düşmanı tiplerden biri Amerikan Kongresi'ndeki. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Hasan Ünal, Biden'ın açıklamalarını değerlendirdi. Biden için Amerika derin devletinin adamı dedi. Biden ise o Amerikan derin devletinin tam adamı, gözdesi. Bu güçlü bir şekilde Amerika'nın bizimle ilgili konularda karşımızda olması ihtimalinin
kuvvetli olacağı bir döneme girmiş olabiliriz. Fakat Biden kazanırsa kazanma ihtimali de yüksek. %7'ler 10'lar civarında önde görünüyor. Ünal, Biden'ın ciddi bir bunama hastalığı olduğunu söyledi. Biden'da anlaşıldığı kadarıyla ciddi bir bunama hastalığı da var. Zaten pek çok analist diyor ki Biden seçilse bile dönemini tamamlayamaz. Yardımcısı Kamala Harris devralır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Milyarlarca serveti var, Türkiye'ye getirsin dedi. O sözler yargıya taşındı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Ben hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz. CHP lideri davayı Twitter üstünden değerlendirdi. Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış dedi. ABD Kongresi mal varlığını araştırırım dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon liralık tazminat davası açmış. Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış. Davayı ABD Kongresi'ne açıp 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir konuğumuz daha var. Gazeteci Sayın Metin Özkan da bizimle birlikte. Metin Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın efendim. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Biz de burada Ata Özkaya ve Mustafa Kaya ile birlikteyiz. Şimdi şöyle bir dış politika başlığını atacağız öncelikle. Biraz önce izleyicilerimizle de paylaştık haber görüntülerini. Joe Biden'ın söylediği o skandal sözler tartışılıyor hala. Muhalefetten yeterince tepki verilmediği konusunda eleştiriler var. Muhalefetin de iktidarın yeterince tepki vermediği hususunda bazı eleştirileri var. Öncelikle Joe Biden ne demişti, onu kısaca bir hatırlayalım. Erdoğan bir otokrattır. Yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak ifadesini kullandı ve muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, Erdoğan'ı mağlup edin, darbeyle değil seçim süreciyle ifadesini kullandı. Metin Özkan, sizinle başlayalım isterseniz. Joe Biden'ın bu sözlerini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Siz muhalefetin yeterince tepki verdiğini düşünüyor musunuz? Şimdi muhalefet tepki veriyormuş gibi yaptı aslında. Çünkü bu işlerde amasız fakatsız açıklama yapmak lazım, net olmak lazım. Çünkü bu iç siyasete malzeme edilmemesi gereken, daha doğrusu iç siyasette siyasetçilerin birbirini kıyasıya eleştirdiğini, birbirine hakaret ve küfür savurmadığı sürece eleştiri haklarının da olduğuna inanan bir insan. Ama şu var ki mevzu yurt dışından gelen bir saldırı olduğunda hepimizin iktidarıyla muhalefetiyle tek vücut yek vücut olmamız lazım. Siz yaptığınız açıklamada hem nalına hem mıhına vurursanız burada bir siyasi omurga eksikliği ortaya çıkar. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Bakın, ben bu haberi duyduğumda cumartesi günü bir televizyon kanalında yayındaydım. Yani yayından bir saat önce bu olay patladı ve bir anda gündem değişti. Program yapımcısı arkadaşımız da bize geçtiği konu başlıklarında dedi ki bunu bir ön plan alacağız, Biden meselesini konuşarak gireceğiz. Hı hı. Benim çok araştırma şansım bile olmadı. Bu 7 ay önceki bir mevzu diye tutturdular. Emin olun benim eksikliğim de diyebilirsiniz bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak. Ben bu 7 ay önce gündemde olduğu iddia edilen konuyu ben o gün duydum. Ve o gün o programa katıldığım, canlı yayına katıldığım televizyon kanalında ortalığı birbirine kattım kendi adımca. Çünkü bu kabul edilemez bir şeydi. Ama şimdi biz yayındayken açıklamalar gelmeye başladı. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden. Sonra iki gün sonra genel başkandan. Daha sonra Babacan ve Davutoğlu'ndan. En son ortak paydaya baktığımda Millet İttifakı'ndan açıklama yapan bütün unsurların, siyasi partilerin hepsi 7 ay önceki mevzuyu bugün niye gündeme getiriyorsunuz demeye başladı. Şimdi bunu gündeme getiren, burada ben bunun araştırmasını da yaptım. 85 dakikalık sohbetin 2 dakika 13 saniyelik bölümünü
New York Times dergisi Kuzey Irak'ta Barzani'ye yakın Kürt gazeteci Arif Zerevani'ye gönderiyor. O gönderdikleri bölümün içinde de özellikle Erdoğan'ın Kürtler konusunda teslim olmayacağım diyerek Biden'ın yaptığı açıklamayla ilgili bölüm. Ama bu gazeteci Arif Zerevani bu bölümün, yani 2 dakika 13 saniyelik bölümün hepsini sosyal medyada servis edince bu bölümün içinde işte bu Biden'ın muhalefete açık destek vermeliyiz, Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle yıkmalıyız gibi sözlerinin, yani tezgahın alçak oyunun açık olduğu bu sözleri o gün duymuş olduk. Şimdi New York Times gazetesi bunu bir özel sohbet esnasında 7 ay önce yapmış. Burada bir yerleri savunmak adına söylemiyorum, olayın gerçek fotoğrafını anlayalım diye. 7 ay önce editörlerle, New York Times editörleriyle yapılan kapalı bir sohbet. Ama kamera kaydı var. New York Times'da bunu o 7 aylık süreç içinde peyderpey belli başlıkları ön plana çıkararak servis etmiş. İlk etapta Amerika ve çevresindeki dünya gelişmeleriyle ilgili bölümleri servis etmiş. Daha sonraki bölümlerin hiçbirinde Türkiye'yi ana başlığa çıkarmamış. Hani o sebepten dolayı atlamış olabiliriz, görmemiş olabiliriz. Ama benim merak ettiğim şu, 7 ay önce bu mevzu vardı diyen muhalefetin 7 ay önce niye bugüne kadar kör, sağır ve dilsiz rolünü oynadığını merak ettiğim için eleştiriyorum. Yani ben 7 ay önce bu haberi duymuş olsam, bu açıklamayı duymuş olsam, cumartesi akşamı ulusal bir televizyonda katıldığım program esnasında nasıl yaygarayı kopardıysam 7 ay önce de aynısını yapardım. Ama ben diyorum ki emin olun, samimiyetime inanın, ben o gün duydum ve o gün gereken tepkiyi koydum. Şimdi bunu eleştirirken Biden'ın bu alçak Türk milli, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil bana göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'yi hedef alan, bağımsızlığımızı hedef alan, adeta bizi Suriye'ye, Mısır'a, Irak'a benzetmeye çalışan Amerika'nın bu saldırıları, bu sözleri karşısında, ya arkadaş bu 7 ay önce söylenmişti, bunu niye bugün gündeme getiriyorsunuz, siyasi malzeme mi yapacaksınız diye soranlara şunu söylüyorum. Ben hükümetin yerinde olsam ve 7 ay önce bunu biliyor olsam, ya da 7 ay önce ben bunu gündeme getirirdim. Mesela eminim ki iktidarı destekleyen gazeteciler, yazarlar ya da belli bir çevrelerde, gördünüz mü, yerel seçimlerde hep bir dış güçten bahsediyorduk, muhalefete Amerika açık açık destek vermiş, bunu da itiraf etmiş 7 ay önce derdi. Yani bunu 7 ay önce de kullanabilirdi. Şimdi bekletip gündeme getirmesinin ne anlamı var? Tabii benim üzüldüğüm bir başka konu da şudur, Çağla Hanımcığım. Hı. Şimdi bakıyorum ota böceğe, yani kuşa taşa açıklama yapan, üstüne vazife olmadığı halde her konuda görüş bildiren birçok sanatçı, sporcu, sivil toplum örgütü, sözde akademisyenlerin bu konuda sessiz ve sedasız kalmalarını bir anlamda kınıyorum. Yani bazı sanatçılarımız var, çıkıp deterjan reklamlarında oynuyor, önüne gelen her şeye tepki veriyor. Ya arkadaş, bu konuda niye tepkisizsiniz? Olayın üzerinden 5 gün geçmiş, 6 gün geçmiş, niye bir tepki vermiyorsunuz? Mesela akademisyenler, 1500 akademisyen bir araya gelip savaşa hayır kampanyaları düzenleyebiliyorlar. Ya bu savaşa hayır dedikleri de PKK-PYD ile yapılan terörle mücadele konusunda, teröristler üzerinde yapılan, teröristlere karşı yapılan saldırılara ya da onları bertaraf etme hareketlerine savaş diye nitelendirip PYD-YPG'nin önüne kendini siper ediyorlar. Sayın Türk Tabipler Birliği. Sayın Özkan, siz Türkiye'den yeterince tepki verilmediğini mi düşünüyorsunuz yani? Evet, ben yeterince tepki verilmediğini düşünüyorum. Ya muhalefet konusunda özellikle de mesela Türk Tabipler Birliği'nin 2 gün önce yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama nedeniyle Alman basını, İngiliz basını, Fransız basını, Türkiye'de Covid nedeniyle ölüm sayıları çok daha fazla ama bunu Türkiye saklıyor gibi
Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasına dayanarak Türkiye'yi karalayan, özellikle şu turizm sezonunda turizm sektörünü baltalayan bir açıklamaya imza atan Türk Tabipler Birliği bu konuda niye suskun? Barolar bu konuda niye suskun? Bazı sivil toplum örgütleri ve sendikalar niye suskun? Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın burada hedef, Biden'ın hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan varmış gibi gözükebilir. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden ya da iktidar üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına yapılan bir saldırıdır. Birliğimize, bütünlüğümüze yapılan bir saldırıdır. İç işlerimize burnunu sokan Amerika'nın Türkiye'yi hala eski Türkiye zannetmesidir. Bizim Doğu Akdeniz'de var olmamızdan rahatsız olanlar, Suriye'de terör örgütüyle mücadele etmemizden rahatsız olanlar, PKK, PYD, YPG'nin inine kadar kovalayıp onların ininde boğulduğumuzdan rahatsızlar. Dünyanın bize, Avrupa Birliği'ne karşı artık boyun eğmediğimiz için bizden rahatsızlar. O sebepten dolayı Türkiye'yi dize getirmeye çalışıyorlar. FETÖ'yle, FETÖ operasyonlarıyla, FETÖ kalkışmalarıyla başaramadıkları 15 Temmuz'u şimdi başka yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar. Peki. Onun için diyorum ki bugün iktidarın, muhalefetin siyaseti bir tarafa bırakıp, bu siyaset üstü bir konu çünkü milletimize ve vatanımıza bir saldırıdır, bu konuda hemfikir olup tek vücut, yek vücut olup Biden'a da haddini bildirmemiz lazım. Türkiye'ye karşı tavır alan, söz söyleyen Trump'sa, Trump'a da haddini bildirmemiz gerekir. Peki, diye düşünüyorum. Sayın Özkaya ve Sayın Kaya'nın da yorumlarını almak isterim ama çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Öncelikle ardından buradayız efendim. Her yerde. Koçak Telia yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla e-koçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Devam ediyoruz değerli izleyenler, ondan 12'ye programına. Şimdi Metin Özkan'la konuştuk. Sanatçı, sporcu, sözlü akademisyenlerin tepkisiz kalmasını eleştirdi. Joe Biden'a yeterince tepki verilmedi ifadesini kullandı ve muhalefetin de tepki veriyormuş gibi yaptığını söyledi ama yeterince tepki verilmediğini söyledi. Şimdi Mustafa Kaya, sizinle devam edelim isterseniz. Ne dersiniz? Siz yeterince tepki vermediniz mi? Yani böyle bir toptancı mantıkla değerlendirme yapmak, muhalefet bu şekilde tepki vermedi demek, muhalefetin tamamına haksızlık olur. Bu bir. Önce söyleyeyim bunu. İkincisi, Metin Bey'in şu ifadelerine katılıyorum. Vatanımıza, bağımsızlığımıza doğrudan bir tehdittir bu. Doğrudan bir saygısızlıktır. Topyekün bir şekilde karşısında durulması gerekir. Doğru. Ben bunu aynı zamanda farklı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Trump'ın 2019'un Kasım'ında Sayın Cumhurbaşkanı hitaben burada dile getiremeyeceğim şekilde yaptığı, o mektupta kullandığı ifade neyse, Biden'ın da muhalefet için yapmaya çalıştığı aslında budur. Herkes şunu bilir. Doğrudur. Türkiye'de herkes şunu bilir. Amerikan karşıtlığının %80'leri 90'ları bulduğu bir ortamda muhalefeti ben seni destekleyeceğim demesi muhalefeti salak yerine koymaktır. Muhalefeti ahmak yerine koymaktır. Eğer böyle bir oyuna gelen muhalefet varsa da o zaten muhalefet, o muhalefet de zaten hiçbir şekilde kendisini bu topraklara konumlandıramamış demektir. O yüzden Amerika'nın veya herhangi bir ülkenin içimizde bir siyaset dizaynına girişmesine müsaade etmek, iktidarıyla, muhalefetiyle karşısında durmamız gereken ana duruş noktamız olmalı. Aksi takdirde biz iç siyaset dizaynı, siyaset mühendislikleriyle kendi iktidar değişikliklerimizi yerine getireceksek ne bizim bağımsızlığımızdan, ne birliğimizden, ne beraberliğimizden hiçbir şeyden bahsedemeyiz. Bu işin bir tarafı. Ama Metin Bey'e acizane küçük bir eleştiride bulunmak istiyorum. Doğru, 7 ay önce muhalefet bilip de bunu bu zamana kadar gündeme getirmediyse büyük eksiklik. Ama iktidar yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara baktığınızda biz bunu 7 aydır biliyorduk, siz niye 7 aydır dile getirmediniz ifadesini de kullanmak lazım. Peki iktidar ve muhalefet, yani sen 7 ay önce biliyordun, ben 7 ay sonra biliyordum gibi tartışmanın içine gireceğine ortak bir zeminde neden bir tepki hayır, ver? Benim orada, pardon, cümlemi yanlış anlamışsınız. İktidar da bunu biliyorsa ve tepki koymadıysa, ben derim ki
Ben diyorum ki ben bunu cumartesi günü duydum, ortalığı yıktım. Bunu duyup da 7 ay önce ortalığı yıkmayan kim varsa yanlış yapmıştır. Ben iktidarı savunmak ya da muhalefeti karalamak adına değil. Metin Bey. Ama evet, ben şunu da söyleyeyim, çok özür dilerim. Şubat ayında Pentagon için Rand Corporation'ın bir raporu vardı. Türkiye'de muhalefette çalışalım raporuydu. Buna ben gerektiğinden iktidarın da gerektiği kadar tepki koyduğunu biliyorum. Ya da Mayıs ayında Washington Enstitüsü'nün hazırlattığı bir raporda Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyelim sözlerine de gerekli tepkiyi koyduğunu biliyorum. Eğer bunu hükümet de biliyor ve 7 ay önce tepki koymamışsa onlar açısından da yanlıştır. Bunu da söyleyeyim. Peki, biraz adaletli olmamız lazım. Peki, eyvallah. Peki, ben teşekkür ediyorum. Fakat şunu net olarak görüyoruz artık. Hem Trump hem Biden dış politikayı hiç olmadık derecede kendi iç politikalarına malzeme yapmaya çalışıyorlar. Trump'ın en son yapmış olduğu ifadeler, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı tırnak içinde olumlu ifadeleri de kayda değer bulmamak gerekir. Yani ne maksatla söylediği, ne anlamla söylediği, neyi neye matuf olarak söylediğini de dikkate almak gerekir. Yani burada şimdi bir yani tarafta, burada hem Trump'ın söyledikleri hem de Biden'ın söyledikleri yani bir seçim propagandası mı? Seçim propagandası iç siyaset malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bundan önceki dönemlerde hiç olmadık kadar şu anda Türkiye'yi ve diğer bölge ülkelerinde Amerikan iç siyasetinde seçimlere malzeme yapmaya çalışıyorlar. Bu noktada onlardan gelen eleştiri de, onlardan gelen taltif de hiçbir şekilde Türkiye'de karşılığı olmayan ifadelerdir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak değerlendirilemiyor diyorsunuz. İç işlerine karışmak olarak da değerlendirilebilir aynı zamanda. Yani siz muhalefeti dizayn edeceğinizi söylüyorsunuz. Yani Biden olarak muhalefet. Siz kimsiniz? Hangi sıfatla bunu yapıyorsunuz? Bu açıklamayı yaparken aday adayıydınız ama siz sıradan bir avukat değilsiniz. Siz 47. dönem Amerika Devlet Başkan Yardımcısısınız. Seçimle iş başına geldiniz. Diplomasi bilmiyor musunuz? Bir ülkenin iç siyasetine müdahale etmenin diplomasideki, dış ilişkilerdeki karşılığının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Bunları bilmeden nasıl oluyor da siz, yani Türkiye'yi o Latin Amerika'da, Güney Amerika'da olduğu gibi, istediği gibi her şekilde müdahale edip her şeyini değiştirebilecek bir ülke olduğunu mu düşünüyorsunuz? Böyle bir şey, yani nasıl olur da böyle bir şeye tevessül edebilirsiniz yani? Aynı zamanda benim söylemek istediğim şu, hani biraz önce ifade etmeye çalıştığım şekliyle, bir Trump'ın yazdığı mektup içerisinde kullandığı ifade var. Trump'ın şimdi çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'na olumlu manada destek açıklamaları var. Hiçbirisinin kıymeti harbiyesi yok. Hiçbirisinin ne muhalefet için yapılan, ne Sayın Cumhurbaşkanı'na geçen Kasım ayında yapılan o mektupta geçilen ifade, ne de bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla hakkında söylenen olumlu ifade, hiçbirisinin bizim nezdimizde kıymeti harbiyesi yok. Bunu net olarak ifade ediyorum. İki, biz o gün hemen, yani çok vakit geçmeden hemen aynı gün bir saat içerisinde Sayın Genel Peki. Başkanımızın paylaşımıyla beraber... Özür dilerim, bir virgül koyalım isterseniz. Bir Ankara'ya gideceğiz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulum temiz belgesi takdim törenine katılıyor. Bir bakalım hemen. Hazır olup olmadığı konusunu nasıl kararlaştıracağız? 2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu ve 2000 denetmenimiz eğitimlerini aldı ve bu denetmenlerimiz okulların hazır olup olmadığı konusunda hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulun ne tür ihtiyaç içerisinde olduğu, ne eksiği olduğu konusunu belirli kontrol listelerine dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Böylece hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenleme imkanımız söz konusu. Biz bununla okulların temiz olmasını, okulların hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve her bir okula standart koyuyoruz ki her bir okul nereye nasıl ulaşılabilir, nerede problemleri var ve bu problemler nasıl giderilebilir. Hem Ankara'dan merkez teşkilatı olarak hem de bütün il müdürlüklerimizde harıl harıl bu çalışmalar devam ediyor. Başvuru öncesinde
okullarımızdan beklentimizin ve belgelendirme aşamalarının neler olduğu hakkında da bazı hususlar söz konusu elbette. Bu kılavuzda belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, ortaya konulan talimatların ve bunun gerektirdiği eğitim çalışmalarının, ki bu eğitim çalışmaları önce denetmenlere, arkasından okul yöneticileri ve öğretmenlere, arkasından da çocuklarımıza, velilerimize yönelik olarak, servis şoförlerine yönelik olarak, servis görevlilerine yönelik olarak da elbette devam edecek. Ama bunu sadece bir dış denetim olarak da düşünmüyoruz. Aynı zamanda bir öz denetim de bekliyoruz. Yani okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Yani benim okulumda bu kontrol listesine göre hangi hususlarda hangi eksiklikler vardır? Bu eksiklikleri okul olarak biz giderebilir miyiz? İl müdürlüğünden hangi konularda destek almamız lazım? Merkez teşkilatının katkı sağlaması gereken hususlar nelerdir? Bütün bunların belirlenmesini çok önemsiyoruz ve biz bunu önemsedikçe, öğretmenimizin sağlığını, çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güveninin artacağından eminiz. Bu bağlamda çok aşamalı bir çalışmayı sürdürürken farklı katmanlarda, farklı değerlendirmelerde yapılıyor. Diyelim ki bu belge alındı. Bir okul gerekli koşulları sağladı ve bu belgeyi aldı. Burada işlem bitiyor mu? Kesinlikle bitmiyor. Çünkü bu bir süreç ve burada sürdürülebilirlik meselesi çok önemli. Yani bir okulun bir kere temiz olması elbette yetmiyor. Türk Standartlar Enstitüsü işbirliğiyle geliştirdiğimiz eğitim programlarının devamlılığı söz konusu ve arkasından sahada neler yapılabilir konusunda, okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda bir takım çalışmalarda yapılıyor. Bunun da altyapısı oluşturuluyor. Ve bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Ve bu yazılım marifetiyle bütün okullarımızın hangi durumda olduğunu da kontrol etme imkanımız söz konusu. Böylece okullara sadece eksiğiniz var demek değil, bu eksiğin nasıl giderileceği konusunda da onlara destek olma vazifemiz söz konusu. Elbette okulların sadece fiziki anlamda hijyen şartlarını belgelendirmek yeterli değil ama başka aktörler açısından da bu meseleyi ele alma zarureti söz konusu. Yani veliler için ne planlıyoruz? Velilerimize nasıl destek olabiliriz? Efendim bu arada eğitim kurumlarında bu kılavuzların velilerimiz tarafından kullanılmasına yönelik olarak ne tür eğitimler olabilir? Bu kılavuzların geliştirilmesi, bunların videolarının hazırlanması, bunlarla ilgili kamu spotlarının oluşturulması, okullarda bazı videoların üretilerek çocuklarımızın uyum eğitimi ve uyum eğitimi sonrasında neyi nasıl yapacaklarına dair rehberliğe ihtiyaçları var. O yüzden de çocuklarımız için de, velilerimiz için de, öğretmenlerimiz için de sürekli ve sürdürülebilir bir bakış açısına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda elbette dezenfektan ve maske temini de söz konusu. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biliyorsunuz meslek liseleriyle, halk eğitim merkezleriyle, bilim sanat merkezleriyle gerçekten dünyada örnek gösterilecek bir başarı hikayesi oluşturduk. Ve kendi potansiyelimize güvendiğimiz için maske konusunda, dezenfektan konusunda, hijyen malzemeleri konusunda bir endişemiz söz konusu değil. Çünkü bu üretimleri zaten kendi kurumlarımızda yapabiliyoruz. Burada başka bir noktaya daha değinmek isterim. Bizim bakanlık olarak bu çalışmaları yapıyor olmamız zaten bizim görevimiz. Yani biz bunu yapmak zorundayız. Fakat bu toplumsal bir mesele. Yani bu sadece resmi kurumların yapması, üstlenmesi gereken bir görev değil. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir görev ve toplumun tüm fertlerinden bu desteği beklediğimizi özellikle ortaya koymak isterim. Çünkü bu birlikte kaldırılması, birlikte omuz verilmesi gereken bir problem. Bütün dünyanın problemi, Türkiye'de yaşadığımız bir problem. Ama okullar açılmazsa biz neyi kaybederiz, neyi kazanırız konusunda
çok ciddi düşüncelere ihtiyacımız var, tartışmalara ihtiyacımız var. Bu anlamda da bilim insanlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Okullar açılmadığında öğrencilerin öğrenme kayıpları nereye doğru evrilecek? Eğer bu kayıplar uzun sürerse ileride bize hangi riskler bekliyor? Bunların tedbirleri ne olmalıdır? Velilerimize yönelik ne tür çalışmalar yapmalıyız? Bütün bunlarla ilgili olarak da düşünüyoruz ve bu rehberler vasıtasıyla da sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Elbette bu konu bugünlük bir konu değil. Biz bugün kolları sıvadık diyoruz. Bunu sembolik olarak gösteriyoruz ve okulumuzda, buradaki okulumuzda gerçekten çok memnuniyet verici bir hazırlığı görmüş olmak beni çok mutlu etti şahsen. Ve bu okulun her türlü şartlarının hazır olabilmesi, ki burası emin olun çok merkezi bir yerde olmayan ve şartları da hani ortalama denilebilecek bir yerde bir okul ve burada biz bunları ziyadesiyle yerine getiriyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu açık hava sınıfı, havaların müsaade ettiği sürece öğrencilerimiz tarafından, öğretmenlerimiz tarafından da kullanılabilir ve bu belgeyi biz bir başlangıç olarak bu okulumuza verdik. Bunu binlerce okulumuz takip edecek ve şu anda binlerce okulumuzun başvurusu var. Hepsinin kontrolleri yapıldıktan sonra hangi okulumuz gerçekten hazırdır, buna bir bakacağız ve sonrasında da buna devam edeceğiz. Ben hepinizin huzurunda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çocuklarımızın okul özlemini gidereceği ve bizleri gülen gözlerle bekleyeceği günlere hasretiz diyebilirim. Ve bu anlamda da inşallah sağlıklı, huzurlu, güvenli bir eğitim öğretim yılı olur diyorum. Ve bu çalışmalar konusunda sadece buranın değil, bütün Türkiye'nin büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu, hummalı bir çalışma içinde olduğunu da ifade etmekten memnuniyet duyarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Buradaki diğer süreçleri de birlikte zaten değerlendirmiş olacağız daha sonraki günlerde. Teşekkürler, saygılar, sağ olun. Devlet okullarında EBA'dan yararlanma oranına dair bir veri paylaşmak şimdi bu rakam o kadar değişken ki. Çünkü biz altyapıyı hiç abartmadan söylüyorum, her gün güncelliyoruz ve değiştiriyoruz. Dolayısıyla çok daha memnuniyet verici oranlar var. Bizim bu uzaktan eğitimin genel tablosuyla ilgili önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak. Orada bu ayrıntıları paylaşacağız inşallah. Şimdi biz bir karar içerisinde olup da şu kademeler açılacak noktasında bir kesin kanaat hiçbir zaman ortaya koymuyoruz ve biz böyle bir toplantıyla değil, her gün Sağlık Bakanlığı'yla ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz ve alt çalışmalar her gün devam ediyor. O yüzden de bunu zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. Yani bize şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur denildiğinde biz o kademelerde açarız. Şimdi 21 Eylül'ün öncesindeki zamanı siz geçmiş deneyimlerinizden çıkarabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun bir şekilde ve öğretmenlerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamayacağı şekilde müfredatın öğretim programları içeriğinin öngörülen zaman dilimlerine
sığacağı şekilde bir seyreltmeden söz ediyoruz. Yani mekansal olarak ve müfredat olarak bir seyreltmeden söz ediyoruz ki burada çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanlaması nasıl olacak? Bütün bunlarla ilgili de zaman gösterecek durumu. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'ndan öneri mi alacaksınız? Bunu zaten aylardır konuşuyoruz. Yani bu şimdi yeniden ilk defa konuşulacak bir mevzu değil bizim açımızdan. Şimdi bakın dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders verebilen ilk 3 ülkenin içerisindeyiz. Dolayısıyla yaptığımız işin milyonlarca öğrencimiz açısından başarıyla ortaya konulduğu bir durum var. Ama erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Bunun farkındayız ve bununla ilgili de çalışmaların içerisindeyiz. Yani fırsat eşitliğinden ziyade fırsat adaleti kavramını öne çıkarıyoruz. Çünkü bizim her çocuğumuza ulaşmakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Bazı koşullardan dolayı erişim sorunu yaşayan çocuklarımıza nasıl erişiriz? Örneğin milyonlarca kitap dağıttık bir grup çocuğumuza. Peki neden onlara kitap dağıttık? Bu erişimde onlara bazı avantajlar sağlamak için. Televizyon konusunda avantajlar sağlamak, internet konusunda avantajlar sağlamak ve siz de çok net olarak biliyorsunuz çocuklarımızın çok büyük bir oranında şu anda erişimle ilgili, altyapıyla ilgili bir sorun yok. Ama bir takım ekonomik sorunlardan vesaire dolayı bazı altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var Türkiye'de. Bazı yaylalar var, mezralar var vesaire mesela. Onlarla ilgili de alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz. Televizyonlarda oynanacak temassız oyunlarla alakalı bir açıklamanız olmuştu. Evet, hazır. Biraz detay alabilirsiniz. Şimdi bizim kültürümüzde oyunlar inanılmaz zengin ve bütün Türk coğrafyasında tarihsel olarak hangi oyunlar oynanmış, günümüz oyunları nelerdir? Dünyada evrensel olarak dikkat çeken, öğrenmeye katkı sağlayan oyunlar nelerdir? Bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun listesini çıkardık. Sonra bu oyunların içerisinden bir seçim yaptık. Yani çok yakın temas gerektirmeyen ve bizim müfredatımızın içeriğiyle de doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olabilecek oyunları seçip Temassız Oyunlar Kitapçığı diye bir kitapçık hazırladık. Bu şu anda hazır ve bütün öğretmenlerimize, bütün okullarımıza, velilerimize ulaştırabileceğimiz bir doküman haline geldi. Ve hatta bu ayın başlarında bir okulda da bunu küçük bir deneme imkanı çocuklarla maskeli olarak bulmuştuk. Bunu bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Şimdi bakın biz hani veriye dayalı olarak baktığımız için geleceğe pazarlık anlamında herhangi bir ifadede bulunmak çok doğru değil. Zemin zaman gerektirdiğinde elbette bunların ayrıntısını vereceğiz. Şimdi bununla ilgili hukukçularımız çalışıyorlar. Mücbir sebeplerin olduğu durumlarda, afet durumlarında mevcut hukuksal altyapı, hukuksal mevcut mevzuat farklı biçimlerde hukukçular tarafından değerlendirilebilir.
Biz bu çalışmanın sonlanmasını bekliyoruz ve bu konuda esnek bir bakış açımız var. Hukukun gereği olarak, mücbir sebepleri dikkate alarak. Ayrıca daha sonra açıklayacağımız tüm velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, servis görevlilerin vesaire vesaire hepsinin HES kodu vasıtasıyla bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürümüzün cep telefonuna bunun iletilebilmesiyle ilgili bir altyapıyı hazırladık, bitirdik. Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz. Bunun ayrıntılarını da yine önümüzdeki haftalarda paylaşacağız. Evet. Şimdi bizim prensip olarak hep vurguladığımız bir şey var. Biz çocuklarımızı mağdur etmeyiz. Yani onların avantajına bakarız. Müktesep hakları hiçbir zaman görmezlikten gelmeyiz. Dolayısıyla bilim kuruluyla beraber, ki bu mesele sadece Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi de değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan toplantılarda ilgili tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar bir ortak değerlendirme ortaya koyuyorlar ve neticesinde kararlar veriliyor. Burada bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Bu ana kararlar ortaya çıktığında, ki yakın zamanda bunun olabileceğini tahmin ediyoruz, biz çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağı konusunda çok net açıklama yaparız. Nasıl geçen dönemki sınava giren çocuklarımızla ilgili beklentinin ötesinde bir iyileştirme yaptık. Bu çocuklarımız için de gerekeni yaparız. Onlar normal derslerine devam etsinler. Bütün konular onlar için şu anda zaten hazır olarak var. Elbette özel öğretim kurslarıyla ilgili de diğer kurallar neyse, o tür kurumlar içinde aynı kurallar söz konusudur. Uzaktan eğitim konusunda da bizim temaslarımız ve yapılan görüşmeler neticesinde de özel okulların biraz önce bahsettiğiniz konuda bir takım kararlar ortaya koymasını çok yakın zamanda bekliyoruz. Çünkü bu konuda velilerimizin haklı taleplerinin dikkate alınması şart. Efendim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara'da okulların açılma sürecine dair ve hazırlıklara dair önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayınla ekranlara getirdik ve devam edelim. Mustafa Kaya, sizinle devam ediyorduk. İsterseniz bir toparlayalım, tamamlayalım. Joe Biden meselesiyle ilgili. Joe Biden meselesi, tam ben cümlemi tamamlarken Ankara'ya bağlandık. Dış politika hiçbir şekilde iç politikaya malzeme yapılmamalı. Mutlaka etkileneceği bölümler vardır. Bu ülkenin birliği, beraberliği, dirliği için hiçbir şekilde dışarıdan gelecek müdahalelere asla onay vermeyen bir anlayışla, iktidarıyla, muhalefetiyle yek vücut olabilmenin mücadelesi verilmeli. Ne dış politika, şunu söyleyeyim, dış politika sarraf hassasiyetiyle yürütülmesi gereken bir alandır. Dış politikayı böyle ulu orta iç siyasi malzemeye dönüştürmek Türkiye'ye zarar verir. Türkiye'nin çıkarlarına zarar verir. Biden da gelse, Trump da gelse bir şekilde Türkiye'nin Amerika ile olan münasebetleri devam edecek. Bir şekilde bunlar devam edecek. O yüzden bu çerçevede içeride yek vücut olunduğu gösterilmeli ve bu yek vücutlukla beraber onlara karşı iktidarıyla, muhalefetiyle bir
hava verilmeli, bir düşünce, bir duruş verilmeli diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de size şunu sorayım hemen kısaca. Biden'ın seçilme ihtimalini görüyor musunuz? Biden'ın seçilme ihtimali, yani şu anki anketlerde %8 ile 15 arasında yukarıda olduğu söyleniyor. Yani önde olduğu söyleniyor ama yine de Amerika'daki seçimlere katılma oranlarının maksimum %60'lara çıktığını düşünürseniz, %40 sandığa gitmeyen insanlar olduğunu varsayarsanız, bu sandığa gitmeyenler içerisinde şu son zamanlarda Trump tarafından özellikle ekonomik anlamda yapılan destekler fazla. Gerçekten çok destek verdi. Bunlarla beraber yeni bir algılama dönemine girerlerse Trump'ın da ben çok böyle yani kaybedebileceğine dair peşin hükümlü olmamak gerektiğini düşünüyorum. Peki Ata Bey, siz ne dersiniz Joe Biden'ın tepki çeken sözleriyle ilgili ve siz de seçilme ihtimalini görüyor musunuz? Ben Sayın ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerini yani sorumluluk dışı buluyorum. İki açıdan sorumsuzca. Mikrofonu biraz yukarı kaldırabilirseniz tabii, sesiniz. Tabii. İki açıdan sorumsuzca buluyorum açıklamaları. Çünkü her şeyden önce Sayın Aday ile Sayın Cumhurbaşkanımız dünya siyaset sahnesinde iki meslektaş aslında bu açıdan baktığımızda. Diğer açıdan baktığımızda ikisi de iki ayrı milleti temsil etmekte. Böyle değerlendirdiğimizde aslında yapılan eleştiriler, hükümetimiz tarafından yapılan eleştiriler çok yerinde. Ve belki Dışişleri Bakanlığımız biraz daha resmi olarak eleştiri ve cevap yöntemini de kullanabilir önümüzdeki günlerde. Bir de şunu eklemek istiyorum. Obama dönemi, Sayın Obama döneminden hatırlarsanız, demokratların bölgeye yaklaşımını hatırlarsak, yani bizim için Sayın Trump'ın veya Sayın Biden eğer seçilirse bölgesel politikalarda küçük değişiklikler olacağını düşünüyorum. Ana olarak gene bizim yaptırımlar nezdinde Amerika Birleşik Devletleri ile olan sorunlarımız ve bazı alanlardaki hatta mücadelemiz ve başka alanlardaki işbirliğimiz bir arada bıçak sırtında yürüyecek gibi gözükmekte. Peki. Sayın Metin Özkan'a dönelim bir de. Aslında iç siyaseti de değinecektik ama çok fazla vaktimiz kalmadı. Metin Özkan, son sözler de sizin olsun. Böylelikle Joe Biden'ın seçilme ihtimalini siz de görüyor musunuz? Ne dersiniz? Vallahi bu önümüzdeki günlerde Amerika'da da iç siyaset biraz kızışacak gibi. Hatta ben orada devreye hani bir dönem Türkiye'de sokulan kaset politikasının Amerika'da yaygın bir şekilde önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini, işte liderlerin birbirine çocuk tacizinden tutun da kadın küçük yaştaki kız çocuklarıyla bazı toplantılarda çekilmiş görüntülerinin gündeme servis edileceği bir süreci bekliyorum. Biraz orada işler kızışacak gibi ama Trump'ı çok küçümsememek lazım. Sonuç itibariyle Biden ya da Trump, hani sıtmayı gösterip ölüme razı olacak gibi bir halimiz yok. Türkiye'nin dış politikası, daha doğrusu dış politika kadife eldiven giyilmiş demirden bir yumruktur. Herkesle dost, herkesle düşman olamayız. Tabii Türkiye'nin politikaları, eğer Biden gelirse Biden'la devam edecek ama şunu da unutmayalım. Biden azılı bir Türk düşmanıdır, Trump kadar değildir. Ama bir Müslüman Obama'nın da Amerika'da başkan seçildiğinde hepimiz bayram etmiştik ama Türkiye ile ilişkilerini de bir kez daha gözden geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Peki yani Joe Biden gelirse eğer bir Türk düşmanıdır dediniz ya, Türkiye'yi evet, kaybetmeyi göze alabilir mi sizce? Tam da onu söylüyorum. Yani biz Amerika'yı kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın dış politikada bizimle her ne kadar didişse, güçlenmemizi istemese, büyümemizi istemese de Türkiye'yi kaybetmek gibi bir lüksleri yok. Örneğin en basit şu Doğu Akdeniz meselesinde bile Türkiye'den başka geçiş yolları yok. Yani güzergah olarak da oradan biz çekilmiş olsak bile bizim güzergahımızı kullanacak. Yani Türkiye bir alternatif değil, Türkiye aslında vazgeçilmez. O sebepten dolayı Biden'ın açıklamalarında da bana göre Rusya'ya yaklaşmamızı, S-400 almamızı hepsini irite eden ya da Trump'ın açıklamalarında Türkiye'yi kaybediyormuş gibi ama kaybetmemek için de elinden geleni yapan bir ülke konumunda. Biz her ne kadar
Amerika ile ilişkileri bıçak gibi pat diye kesip atamazsak onlar da Türkiye'ye atamaz. Sadece Amerika değil, sadece Rusya değil, bir kez daha söylüyorum, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, bütün ülkeler Türkiye ile iyi geçinmek zorunda. Yeter ki biz gücümüzün farkında olalım. Hı hı. Yeter ki biz diz çökmeyelim ki asla çöktüremezler. Hele hele bu saatten sonra yeter ki boyun eğmeyelim. Peki, çok teşekkür ediyorum Metin Özkan. Mustafa Kaya da bir ekleme yapacak. Buyurun. Eklemem şu: Türkiye ne Rusya ne ABD. Türkiye tek taraflı bağımlılık gibi bir yanlışın içine düşmeden bu bölgedeki potansiyelini harekete geçirecek şekilde, hı hı, kendi etkinliğini koruyacak ve kendi etkinliğini sürdürecek şekilde bir dış politik manevralarla bu coğrafyadaki, peki, varlığını kalıcı hale getirebilir. Peki. Türkiye şu an onu yapıyor. Kimseye bir bağımlılığı yok, eyvallahı da yok Türkiye'nin. Onun için zaten Türkiye'ye meydan okuyorlar. Ben bunu size bir cevap olarak söylemedim. Anladım. Ben şunun için söylüyorum. Keşke bu tepkiyi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı o siyaset tarihinde asla benzeri görülmemiş aşağılık mektubu Türkiye'ye gönderdiğinde, peki, sen o mektubu al, Trump'a götür, sen bir şeref yoksunusun diyerek Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun da keşke bunu anlamış olmasını temenni ederim. Teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Doçent Doktor Ata Özkaya, Mustafa Kaya, Metin Özkan, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleri için ve programımız içerisinde Profesör Doktor Tevfik Özlü'yü de ağırlamış. Konuda tekrar değerlendirmeleri için teşekkür edelim. Yarın yine aynı saatte, saat 9.30'u gösterdiğinde buradayız ama onun öncesinde bu akşam 21.30'da Şimdi Konuşalım'da birlikteyiz efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.